İyi akşamlar sevgili seyirciler. Hepinize merhaba. Yeni sezonda sizlerle beraberiz. Ben Ertem Şener. Türkiye'nin efsane kadrosuyla yine bu sezonda karşınızdayız. Cemil Usta sezonu. Rahmetli Cemil Usta, Trabzonspor'un efsane ismi, bu sezona ismini verdi. Kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz. 2019-2020 sezonu Türk futboluna, Türkiye'ye, Türk futbol severlere, herkese, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet, gerçekten de çok önemli bir sezon olacak. Yapılan ve yapılacak olan transferlerle, beklenen transferlerle bu sezon gerçekten özellikle şu 1-2 hafta çok ama çok önemli. Bizler yine hem beyaz futbolda cumartesi pazar hem de derin futbolda yine çok ilkeli, tarafsız, objektif yayınımızla sizlerle karşınızda olacağız. Evet, biz her zaman olduğu gibi yine sadece ve sadece gördüklerimizi sizlere anlatacağız. Sizlerin haberdar olmak istediğiniz haberleri sizlere vereceğiz. Ve tabii ki futbolun içerisine zaman zaman mizah da katacağız. Tabii ki her zaman yine cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Türkiye'nin efsane isimleriyle Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'la beraber yine sizlere her zaman olduğu gibi futbolun arka bahçesinden de sesleneceğiz. Herkes kendi farklı pencerelerini açacak Türkiye'nin efsane isimleriyle. Sivas Spor Beşiktaş karşılaşması oynanıyor şu anda. Beşiktaş 2019-2020 sezonuna gerçekten büyük bir şokla başlıyor. Futbolda olmaz olmaz ama neredeyse şu anda benim saatime göre ve kronometreye göre baktığımda 78-79. dakikalar oynanıyor. Son 11 dakika normal sürede Beşiktaş 3-0 mağlup durumda Sivas Spor karşısında. Sivas Spor Beşiktaş kalesi iyice abluka altına almış durumda. Beşiktaş'ta kalede Utku oynuyor bugün. Beşiktaş'ta eksikler var ki bunlardan en önemlisi Burak Yılmaz. Kaptan Burak yok ve kadrolarda sürekli olarak geliyor. Birazdan bizler maç biter bitmez hem Sercan Dikme'ye, hem Ertan Süzgün'e, hem Devrim Zengi'ye, hem Sezgin Gelmez'e bağlanacağız. Transferlerle ilgili sizlerden ve sizlerden gelen soruları arkadaşlarımız yanıtlayacaklar ve beklentilerinizi karşılamaya çalışacaklar. Sinan Engin yine her sezon olduğu gibi, her sezon bu dönemde olduğu gibi, şu dönemlerde olduğu gibi, şu sıralarda olduğu gibi hep ne yapacak? Sizlere transferlerle ilgili kendi bilgilerini aktaracak. Sadece Beşiktaş'tan mı? Hayır, tabii ki değil. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan, Beşiktaş'tan çok önemli isimleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Biz programımızın içerisinde bunları sizlerle paylaşacağız. Ve tabii ki şunu da belirtelim. Twitter'da bu akşamki etiketimiz, sezonun ilk etiketi Beyaz Futbol Geldi. Beyaz Futbol Geldi etiketiyle Ertem Şener hesabından, Twitter'dan Ertem Şener hesabından bizlere katılabilirsiniz, bizlere yazabilirsiniz. Bu arada Sivas Spor 4. gole çok yakın dediğim anda kaleci Utku'da kalıyor. 4. gole çok ama çok yaklaştı Sivas Spor takımı. 6 pas ön çizgisi önünde. 2 Sivas Sporlu futbolcu kaleci Utku'yla karşı karşıya kaldılar ama topu kaleci Utku'ya teslim ettiler. Sivas Spor Beşiktaş karşısında 3-0 önde, 80. dakikaya doğru ilerlediğimiz şu anlarda sevgili futbol severler. Evet sevgili seyirciler, Beyaz Futbol Geldi etiketiyle bizlere yazabilirsiniz. Etiketimiz Beyaz Futbol Geldi. Twitter'da Ertem Şener aşağıda da yazıyor, görüyorsunuz. Ertem Şener hesabından, Twitter hesabından bizlere yazabilirsiniz. Tabii ki Instagram'dan da bizlere, yayınımıza ortak olabilirsiniz. Instagram'da da Ertem Şener hesabından fotoğrafların altına yorumlarınızı bekliyoruz. Şu anda sevgili Serkan Dündaroğlu yönetmenim de, arkadaşım da fotoğrafımızı mutlaka yayın sırasında çekecek. Biz onu Instagram'ımıza koyacağız ve oradan da sizlerin sorularınızı alacağız. Yorumları açık bırakacağım çünkü Ertem Şener Instagram hesabından da bizlere katılabilirsiniz. Evet, Sivas Spor'da Samassa çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Şu anda beyin tomografisi çekiliyor. Çok geçmiş olsun. En önemlisi insan yaşamı, insan hayatı çok önemli. Samassa bu arada Sivas Spor 4. gole doğru gidiyor. Yine çok az adamla yakalandı Beşiktaş. Ceza sahası içerisinde tehlike, kaleci Utku kornere çeliyor bu sefer. Tyler Boyd'la çarpıştı. İlk yarı Samassa sevgili seyirciler. Tyler Boyd'la çarpıştılar ve Tyler Boyd şu anda başı sargılı oynuyor ama bir hafıza kaybı yaşadı. Sağ kenarına kadar geldi Samassa. Sonrasında ambulansa
konularak ambulansla beraber hastaneye gitti. Çok geçmiş olsun Samassa'ya. Her şeyden daha önemli, skordan da önemli, futboldan da önemli bir insan hayatı. İşte evet, görüyorsunuz Demirören Haber Ajansı'nın görüntüsü, bu görüntü sevgili seyirciler. Tomografiye girerken çok geçmiş olsun sevgili kardeşimize Samassa'ya. Çok çok geçmiş olsun. Her şeyden daha önemli şu görüntüyü gördükten sonra inanın ne skor, ne şampiyonluk, ne kümede kalma, ne oynanan futbol, ne beklentilerin üstündeki futbol, hiçbir şey önemli değil. Tek isteğimiz Samassa'nın, Samassa'dan gelecek olan güzel haberler sevgili seyirciler. Oğuzhan Özyakup 62. dakikada oyuna girdi. Medel'in 2 golde de çok büyük hatası vardı. İlk 2 golde de çok büyük hatası vardı. Bunun altını kırmızı kalemle çizelim. Beşiktaş saha içerisinde transfer, transfer, transfer diye bangır bangır bağırıyor adeta. Beşiktaş takımı transfer istiyoruz diye bağırıyor adeta. Çünkü Beşiktaş'ta her bölgede neredeyse çok büyük sıkıntılar göze çarpıyor. Bunun altını da kırmızı kalemle çizelim. Çizmekte fayda var. Mert Hakan, Yatabare, Emre Kılınç. Yine Beşiktaş 6 pas ön çizgisinde çok büyük bir sıkıntı yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular tehlikeyi şimdilik uzaklaştırdılar ama yine Beşiktaş yarı sahasının ortasında Sivasspor'lu futbolcular topu kazandılar Ziya ile beraber ama top out'a gidiyor. Belki de şu anda hani Beşiktaşlı futbolculara sorsalar maç bitsin mi diye bitsin diyecek çok kişi vardır taraftarlarda, futbolcularda. Çünkü Beşiktaş takımı hani kötü oynamıyor şu anda. Beşiktaş takımı oynamıyor. Kötü oynamak başka bir şey ama Beşiktaş takımı kötü bile oynamıyor. Beşiktaş takımı sahada yok gibi, sadece Laiç birazcık mücadele ediyor. Onun altını çizelim. Yine bu sefer Sivasspor ceza sahası içerisinde bir Beşiktaş takımı atak geliştirmek üzere dediğim anda Sivasspor kademesi yerini alıyor. Gözler Mustafa Öğretmenoğlu'nda, ceza sahası içerisinde bir tehlike olabilir mi diye baktım. Hayır. Hücum faul. Basketbol tabiriyle hücum faul yaptı Beşiktaş futbolcular. Faul atışı kullanıldıktan sonra Sivasspor hücuma çıkarken Beşiktaşlı oyuncular topu kazandı. Uzaktan gelilerden bir vuruş. Sivasspor takımı tam penaltı noktası üzerinde savunmasıyla tehlikeyi uzaklaştırıyor. Beşiktaş orta yuvarlağında siyah beyazlı oyuncular topu kazandılar. En azından bir gol peşinde siyah beyaz takım. 83. dakikaya doğru geldik. 83. dakikada Beşiktaş takımı en azından bir gol diyor. Şimdilik bir gol diyor. Futbolda olmaz olmaz. Bunun altını çizelim. Futbolda olmaz olmaz. Falcao gelecek mi? Dün Sayın Abdurrahim Albayrak bir açıklama yaptı. Son derece heyecanlandırdı Galatasaraylı taraftarları. %99 dedi. Bugün Falcao Mets maçında adale sakatlığı sebebiyle geldiği statta, yani ikinci rüyide stada geldi ancak kadrodan çıkartıldı. Bunun altını çizelim. Falcao ne zaman İstanbul'da olacak? Bunu açıklayacağız sizlere Beyaz Futbol'da ilerleyen dakikalarda sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de Kolarov transferi olacak mı olmayacak mı? Bugün Roma ile bir görüşme yaptım. Ayrıntıları sizlere birazdan aktaracağım. Bizzat kendim bu istihbaratı sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş'ta transfer olacak mı olmayacak mı? Sevgili Sinan abiye soracağız. Hep söylüyorum, sadece Beşiktaş'tan değil Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzonspor'dan ve tabii ki Beşiktaş'tan Türk futbolunun çok önemli ismi, Türk televizyonlarının önemli ismi sevgili Sinan Engin de sizlere aktarımlarda bulunacak. Sinan abiye de bir merhaba diyeceğiz. Dakikalar 86'yı gösteriyor. 86'yı gösteriyor. Falcao ne zaman İstanbul'da olacak derken bir yandan da gözüm skorda 3-0, gözüm maçta. Sinan abiye bir merhaba diyelim mi biraz sonra? Birazdan diyelim, mikrofonu takılacak. Bir gözü sürekli maçta, sürekli karşılaşmayı takip ediyor. Sevgili seyirciler, alternatifli kadroları sizlere aktaracağız yine ilerleyen dakikalarda. Ve sevgili Ertan Süzgün'ün bir istihbaratı var. Oğuz Yılmaz dün biliyorsunuz bir pozisyonda penaltı pozisyonuyla ilgili olarak sevgili Ertan Süzgün'ün bir istihbaratı var. Onu sizlere aktaracağız.
Giden futbolcular, gelen futbolcular, Fenerbahçe'nin 29 şampiyonluk paylaşımı, hepsi Şumudika'nın Gazişehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, biliyorsunuz pazartesi akşamı. Gazişehir takımının teknik direktörü Rumen teknik adam Fenerbahçeli taraftarları biraz kızdıracak bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Dakikalar 87'yi gösteriyor Sivas'ta. Sivas Spor Beşiktaş karşısında 3-0 önde diyelim. Ve çok özlediğiniz sevgili Sinan abime dönmek istiyorum. Sinan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni sezon bitti mi, hayırlı maç olsun. Yok, bitmedi. 3 dakikamız var. Farka gidiyor ya Sivas. Utku'da çok kritik toplar kurtardı. Evet. Değil mi? Çok evet, kritik. Yani ilginç bir maç. İlginç bir maç değil ya. Gayet normal bir maç yani. Normal mi? Böyle oynarsan, böyle kadron olursa bu sonuç kaçınılmaz Ertem. Yani. Neyse, maç bitsin de sen istersen biraz konuş. Konuşalım. Maç bitsin istersen. Evet. Ne oldu Sivaslı kalecide, bir şey var mı? Beyin tomografisi çekiliyor şu anda, bir görelim. Sevgili yönetmenim Serkan Dündaroğlu'ndan bir kez daha rica edeceğim. Ekrana bir getirsin. Demirören Haber Ajansı bu görüntüyü paylaştı. Sevgili seyirciler, görüntü bu. Samassa'nın bir Tyler Boyd'la çarpışması sonrasında önce ayağa kalktı, sonra ayakta sağ kenarına kadar geldi, yürüyerek geldi taç çizgisinin kenarına kadar. Şu hareketi yaptı, başım dönüyor dediği anda geriye doğru düştü Samassa. Futbolda, sporda ne skor olursa olsun, her türlü netice hiç önemli değil. Şu görüntüden sonra çok geçmiş olsun. Arkadaşlarım gerekli bilgiyi verecekler ilerleyen dakikalarda. Sivas Spor tribünlerinde atkılar açıldı, bayraklar açıldı. Beşiktaş yedek kulübesinde yüzlerden düşen bin parça. Abdullah Avcı sürekli olarak elinde kağıt kalem bir şeyler yazıyor, çiziyor. Neler olacak bilemiyorum ama tabii ki maçın teknik tarafını, teknik analizini sevgili Sinan Engin yapacak. Sinan abi yapacak birazdan. Biz de ilerleyen dakikalarda Beşiktaş'ı masaya tabii ki yatıracağız. Abdullah Avcı neler söyleyecek, bunlar çok önemli. Bu arada Beşiktaş Sivas Spor ceza sahası ön çizgisindeydi. Şimdi ceza sahası ön çizgisi, yan çizgisinin kesiştiği noktanın birkaç metre gerisinden içeride 1-2-3-4 Beşiktaşlı futbolcu orta geliyor, kafa vuruşu. Sivas Spor savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor. Doldur boşalt toplar Sivas Spor savunmasında hiçbir sıkıntıya sebep olmuyor, onu belirtelim. Beşiktaş yarı sahasına gelen her topta Sivas Spor takımı çok etkili oluyor. Utku 3 gol yemesine rağmen gerçekten %100 kritik kurtarışlar da yaptı, onu da belirtelim. Onun da altını çizelim. Kaleci Karius'un sakatlığı var, onu da biliyorsunuz. Sevgili seyirciler, Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı. Allah Hasan Allah. Şaş, Fatih Terim'in yardımcısı, yardımcılarından Hasan Şaş. Dün Denizli Spor'a Galatasaray 2-0 kaybetmişti. Biliyorsunuz maçtan sonra yaşanan bir durum vardı ve o olay sonrasından mı bilmiyoruz. Ya da kendi isteğiyle mi, başka bir şey mi? Tamamen bir muamma. Eyvah, bravo. Utku yine penaltı noktası üzerinde. Utku yine penaltı noktası üzerinde. Dördüncü gole yine çok yaklaştı Sivas Spor. Hasan Hoca görevinden istifa ettiğini kendi sosyal medya hesabında yönetim kabul etti mi? Açıkladı. Hiçbir şu anda etmez, net etmez. Bir Fatih cevap Hoca yok. Fatih Hoca kabul etmez. 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 Belki de Hasan ilk defa belki de haklı olduğu bir kavgada, yani münakaşadan sonra. Evet. Bu karar aldı. Belki de en haklı oldu. Aynen öyle. Çok haklıydı. Çünkü olayı da biliyoruz, doğru. Oralarda biliyorsun yani bu tribünden devamlı küfürler gelir. Devamlı yani çok yakın mesafeden küfür ederler. Yani ve karşılık vermek zorunda kalıyorsun. Çok yakın duyduğun için de. Ha verme diyeceksin. Ya işte sen onlara uyma diyeceksin ama öyle olmuyor işte. Çok yakın mesafeden geliyor. Ve dönüp cevap vermek zorunda kalıyorsun. Aslında öyle yapmayacaksın. Hemen orada bir güvenlik güçlerine, polislere başvuracaksın. Diyeceksin ki şu arkadaşlar küfür ediyor, şunlardan davacım diyeceksin veya falan filan. Hı hı. Bu tip kendi işini kendin halletmeyeceksin. Futbol adamısın. Hep onu diyoruz. İşte seyircidir eder. Hayır, etmez. O kadar kısa mesafeden, yakın mesafeden etmez. Ha bundan evvelki konuların daha ha bunlar Hasan mı yarattı? Ha bunlar Hasan da yarattı diyebilirsin mesela. Yani niye ümit etmezler mesela Ümit Davala'ya, değil mi? Hasan normal hayatındaki gibi, normal hayatındaki yani sosyal ve normal hayatındaki davranışların aynısını yardımcı antrenörlüğünde yapmış olsa hiçbir sıkıntı yaşamaz. Çünkü sen de tanıyorsun. Hasan'ı hepimiz tanıyoruz. Hasan son derece çok sevimli, çok esprili, cana yakın bir çocuk ama maalesef o sahanın içine girdikten sonra
farklı bir kimliğe bürünüyor. Yani kalkıp oradan işte kendi seyircisine gitmesi falan filan bilmem ne yapması falan. Ondan dolayı ne oldu? Bir takım yapmış olduğu hareketlerden dolayı da Hasan'a karşı rakip takımlardan tepkiler var. Yani aslında hep derler yani hiç mi işte hırsızın suçu yok. Hep mi? Hep sahibim haklı derler. Yani hep hani şeyin hırsızın mı? Kapıyı açık bırakırsın. Evet. Anladın mı? Yani işte hırsız girer veya işte öteki türlü ev sahibinin de suçu var dersin. Hırsızın da suçu var falan filan. Yani böyle. Hasan olayı da böyle bir olay yani. Hasan da bunların kendi zeminlerini kendisi hazırladı maalesef. Ama ben inanıyorum. Yani evet tahmin ediyorum Fatih Terim'in bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Etmez Fatih Terim. Etmez. Herhalde duygusal bir anında Hasan'ın biraz da bazen de sosyal medyada Hasan'ın görüyoruz bazı tweetlerini, şarkılarını, türkülerini. Herhalde hafif de böyle çakır keyifte herhalde. Bu duygusal ortamda bir almış olduğu bir karar. Ama ben yine söylüyorum Fatih Terim'in bu istifayı kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Etmez. Bu arada gündüz Gençler Birliği Çaykur Rizespor'a gündüz dediğim akşam saat 19'da başlayan maçta Gençler Birliği Çaykur Rizespor'a sahasında 1-0 yenildi. Şu anda 90+2 oynanıyor. Kayseri Spor Alanya Spor'a 1-0 yeniliyor kendi sahasında. Alanya Spor'un teknik direktörü Erol Bulut biliyorsunuz. Sivas Spor Beşiktaş karşısında 3-0 önde. TFF 1. Lig'de Karagümrük Bursa Spor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. TFF 1. Lig'in yeni takımı. Bizim Adana Demirspor ne yaptı? Adana Demirspor Balıkesir 2-0. Spor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Osmanlı bizim. Osmanlı Spor Bolu Spor'u 2-1 yendi sevgili seyirciler. Bunları da belirtelim sizlere. Çok önemli karşılaşmalar, önemli maçlar, sezona merhaba dedi takımlar. Bu arada Sivas Spor Beşiktaş karşılaşmasında 3-0'lık Sivas Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Maç bitmek üzere. Tabii ki Abdullah Avcı'nın maç sonrasında şimdi maç niye 23.45'te? Neden 23.45? Değil mi? Şey 21.45 pardon. Niye 21.45 maç? Yani dünkü Denizli maçıyorsun Galatasaray niye maçı. Niye 20.30'da da bu karşılaşma? Bu niye? Sonra Sivas dediğin yer. Daha evet, akşamları daha fazla abi. Serin olur. Sivas Spor 3-0 kazandı. Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Yani dünkü maç neden 20-30? Bu maç neden 21-45? Niye bu maçı mesela 20-20-20-30'da falan yapmıyorsun daha makul? Sivas'ta çünkü akşamları daha serin daha olur. Daha karasal bir iklim. Daha, evet. daha serin olur. Yani bakacağız. Skandal kararlar böyle federasyondan bu sene inşallah fazla almayacağız. Şimdi Ertemciğim her şeyden önce futbol ailesine başarılar dileyelim. Evet. Allah hiçbir futbolcumuza sakatlık vermesin. Amin. Her kulübümüz, her kulüp başkanlarımız, yöneticilerimizin Allah gönlüne göre versin. Her kulübümüz istediği yerde inşallah ligi bitirir. Önce futbolcu sağlığı, önce futbolcularımızın sağlığı çok önemli. Ondan sonrası teferruattır. Allah hiçbir futbolcumuza sakatlık vermesin. Hakemlerimize hakem şansı versin. Hakemlerimiz eyyam yapmasın. Adam gibi maç yönetsinler. Etki altında kalmasınlar. Dünkü gibi mesela. Dünkü Galatasaray maçında. Yani şimdi gözünün önünde mesela Babel. Gözünün önünde elini kaldırıyor. Babel'in ikinci sarı karttan normalde atılması lazım. Evet. Yani bunu Galatasaraylı hakem bile olsa. Yani hakem Galatasaraylı hakem olsa. Yani ne bileyim. Ultra Aslan'dan bir adamı getirsen bunu atar biliyor musun? Doğru. Ayıp olur der yani. Normalde ikinci sarı karttan atması gerekiyor. Onun için hakemlerimize diyelim hakem şansı versin. Futbol ailesine başarılar. Allah sağlık versin, sakatlık vermesin. Ertemciğim. Şimdi abi, buyur. Son 6-7 hafta hep dersin ki kimse iyi futbol beklemesin. Her şey yaşanabilir. Peki ilk haftalar için. İlk 4-5 hafta da öyledir. Mağlup. Beşiktaş mağlup. İlk 4-5 hafta bu. İlk 4-5 hafta futbolcular fizik olarak istenilen seviyede değiller. Takımlar 11'ini kuramamışlar. Takımlar tamamıyla artık teknik olarak oyun sistemlerini, şablonlarını oturtturamamışlar. Bugünkü Beşiktaş takımına baktığın zaman yani ön taraf aynı, ayrı oynuyor. Arka taraf ayrı oynuyor. Orta sahaya bakıyorsun tarla, yol geçen anı. İnanılmaz bir kopuk bir kopukluk. Takım. İnanılmaz derecede oyun organizasyonu kötü. Oyuncu organizasyonu kötü. Oyuncu kalitesi kötü. Oyuncu kalitesi kötü. Kötü. Şimdi Falcao'nun ne zaman geleceğini söylüyor musunuz? Söylediniz mi Falcao'yu? Söylemedik. İsterseniz Galatasaraylılara bu şeyi verelim, müjdeyi verelim. Muhtemelen Falcao önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Eğer Monaco
bir santrafor daha alırsa aldığı an Falcao'yu yollayacaklar. Yani anlaşma olduğu an. Muhtemelen Kalinic'le uğraşıyorlar. Herhalde şey olmadı galiba. Anlaşma da olmadı. Bir santrafor aldı. Bir santrafor da aldığı an. Yani Falcao ile ilgili hiçbir pürüz yok. Eşiymiş, kendisiymiş, kulübüymüş. Hepsi anlaşılmış. Sadece bir tane santrafora bakıyor. Santrafor alındığı an Falcao pazartesi, salı, çarşamba İstanbul'da. Yani Galatasaray Falcao ile 15-20 gün önce bu işi bitirdi. Anlaşıldı. Her şey anlaşıldı. Dolayısıyla Falcao Galatasaray'a hayırlı olsun. Fenerbahçe'nin hedefindeki çok önemli futbolcu var bir tane. Muhtemelen Gustavo. Gustavo. Evet, orta sahada çok önemli oyuncu. Fenerbahçe bununla çok ciddi şekilde ilgileniyor ve bunu almaya çalışıyor. Muhtemelen de birinci hedef Gustavo. Ertem. Gustavo. Çok iyi futbolcu. Evet. Ön libero. Çok iyi oyuncu. Yani, ön libero Gustavo. Fenerbahçe ön libero Gustavo ile ilgileniyor. Bitirmek yani bitirebilir önümüzdeki hafta. Bitirme ihtimali var. Falcao önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Bunu da belirtelim. Sinan abi yine... Monaco bir santraforla anlaştığı an. Bu da muhtemelen Kalinic. Kalinic'le uğraşıyorlar. Anlaştığı an hani Monaco ile ilgili Falcao ile ilgili hiçbir pürüz yok Ertem'im. Tamamıyla anlaşılmış durumda. Çok önceden. Ama bir tane santrafor aldığı an Falcao pazartesi, salı, çarşamba neyse 20 gün önce Ahmet Bulut'un benimle fotoğrafı da var. Geldiydi. Yazın yanımdaydı Ahmet. Ahmet bana o zaman söylemişti. Çocuk çok oynamak istiyor Galatasaray'da dedi. Aynen böyle. Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor. Bunu yazalım arkadaşlar. Falcao Galatasaray'da Ahmet, oynamak Ahmet istiyor. Çünkü birebir Ahmet Türkiye'nin tartışmasız çok önemli bir numaralı menajer bana göre. Şimdi ayrıca çok önemli bir transfer daha var Galatasaray'ın yaptığı. Onozi. Evet. Roma'dan alınan. Evet. Bu transfer yani bakıyorsunuz hakikaten bu Galatasaray transferde çok başarılı. Enteresan bir şekilde son dönemlerde iyi futbolcu önemli imzalar yani Cadde dışında bakıyorsun yani işte iyi oyuncular transfer ediyor. Şimdi bu oyuncuyu geçen sene biliyorsun Juventus, Milan, Inter falan istiyordu. Ve bu futbolcuyu nasıl almış Galatasaray kiralamış helal olsun. Şöyle bir boy var mı ya? Ya bak ne diyorum? Diziye bak Sinan abi. Ertem çok iyi oyuncu. Yani Galatasaray bu transfer en az Falcao kadar ses getirmesi gereken bir transfer. Evet. Bak bu transfer niye bu kadar gölgede kaldı anlamadım. Falcao'nun gölgesinde. Evet yani Falcao'nun gölgesi. Yani bu futbolcuyu geçen sene Juventus istiyordu ya. Cristiano Ronaldo ile beraber oynayacaktı bu çocuk. Roma'yı seçti. Enteresan bir şekilde tutmadı. Ama çok iyi bir transfer ve Galatasaray'ın tamamıyla ihtiyacı olduğu bölge. Şimdi transferleri kısa kısa geçtik. Birazdan yine geleceğiz. Yine geleceğiz bunlara. Bir toparlayalım. Gelelim. Falcao önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak diyor Sinan Engin. Marsilyalı önemli futbolcu Gustavo Fenerbahçe anlaşmaya yakın olabilir. Muhtemelen bitirecek. Muhtemelen bitirecek diyor sevgili Sinan abi. Enzonzi için de nasıl gölgede kalır diyor. Enzonzi, ama Falcao'nun gölgesi onu da belirtelim. Falcao'nun gölgesinde kaldı. Yani Enzonzi'ye baktığın zaman yani Ertemciğim hakikaten çok önemli bir futbolcu. Çok. Hakikaten Galatasaray'ı kurtarma. Mesela Galatasaray'ı alması, Enzonzi'yi alması. Ben şimdi buradan bir şey söyleyeyim. Ben futbol adamıyım arkadaşlar. Beşiktaş'ta Galatasaray yani Galatasaray'ı methediyor, Fener'i methediyor falan ilahi. Ben geçen sene Galatasaray'ın şampiyon olduğunu 3 ay önceden söylemiştim. Doğru. 8-10 puan gerideyken. Şimdi burada şu var. Dünkü Galatasaray'ın yenilgisine aldanılmasın. Bu Galatasaray'ın tartışmasız, bu Galatasaray bu ligin tartışmasız en iyi birinci takımı. En iyi kadrosuna hala sahip. Hele Falcao'yu alırsa tartışmasız en iyi kadrosuna sahip. Ve şampiyonluğun bir numaralı adayıdır Galatasaray. Hiç. Fenerbahçe'de eğer iki tane daha takviye yaparsa buraya girebilir. Trabzon aynı şekilde şu an kadro olarak çok iyi durumda. Trabzon da aynı şekilde bu şampiyon adayları grubun içindedir. Çok iyi bir kadrosu var. Müthiş bir stat atmosfer. Taraftar bu sene çok istiyor. Ayrıca da Cemil abi rahmetli Cemil Usta sezonu da hayırlı olsun diyelim. Tamam. Buradan da Cemil abiye de Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Rahmetli Dözer Cemil abimize de. Yani kısacası dünkü mağlubiyet Galatasaray Ertem bak Galatasaray öyle bir takım yaptı ki. Galatasaray tamamıyla Şampiyonlar Ligi takımı yaptı. Galatasaray'ın içeride Telekom'da çiftli rakamlar duyabiliriz Galatasaray'dan. Bak rakipleri sıkıştırırsa bak
çiftli rakamlara kadar bile gidebilirler, o kadar gol atabilirler. Öyle bir kadro yaptılar. Türk Telekom'da biliyorsunuz zaten çok farklı bir takım Galatasaray. Dolayısıyla ama bu takım deplasmanda herkes yenebilir Galatasaray'ı. Çünkü öyle bir oyuncu yapısı var ki deplasmanda konsantre olmaya zorlayabileceğin oyuncular var. Yani konsantre edemezsin. Maç seçecek oyuncu yapısına sahip şu an. Doğru. Yarın. Şimdi bak bir örnek verelim. Beşiktaş şampiyonluğu oynuyor. Birazdan Beşiktaş'a geleceğiz. Beşiktaş şampiyonluğu oynuyor. Galatasaray'da oynuyor. Çok net. Santrafor Falcao. Solda Babel. Sağda Fegoli. Döndük Beşiktaş'a. Burak yok şu an. Santrafor Güven. Boyd. Dönüyorsun Quaresma. Hangi üçlü daha etkili? Tartışmazsın bile. Tartışmasın. Arkaya geldin mi? Enzonzi döngel. Seri. Belandalar seri. Sonra ben seriye daha dur bakalım, daha ligin birinci haftası. Seri falan İngiltere'de. Yani müthiş oynayan, çok iyi oynayan bir futbolcu. Yani Galatasaray futbol takımı bireysel olarak çok iyi oyuncu. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten iyi bir... Bakın arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir derece yapacağını inanıyorum. Galatasaray'ın. Biz futbol adamıyız. Şimdi hemen yazıyorlar sosyal medyada. Ya sen nasıl Beşiktaşlısın Galatasaray'ı da? Arkadaşlar biz burada yorum yapıyoruz. Biz şimdi burada yorum yapıyoruz. Bu akşam Sivasspor çok kötü oynadı, Beşiktaş'ı yendi dersek, Beşiktaş'ın hakkı yendi, Beşiktaş galibiyeti hak etti dersek, bize derler ki yuh lan ekrana niye çıkıyorsun derler adama. Hayır. Bugün Sivasspor deyim yerindeyse eze eze yendi. Bak deyim yerindeyse ya. Yendi. Tartışmasız. İyi futbolcuyla iyi futbol oynanır. Tabii. İyi futbolcuyla maç kazanılır. İyi futbolcu bir tane yetmez. Bir tane Adem'le hiç yetmez. Bakıyorsun Beşiktaş'ta maalesef level düşmüş arkadaşlar. Bu Beşiktaş futbol takımına Abdullah Avcı'yla maçta karşılaştık. Biraz sohbet ettik. Süper Kupa finalinde biraz sohbet ettik. Sonra bizim CVK otelde oturuyorduk bizim Edip'le genel falan muhabbetler falan filan. Çözgün Türk futbolu ile ilgili bir, bazı futbolcularla ilgili bir şeyler söyledi ama söylemeyeyim, olmaz. Dolayısıyla tamamıyla Ertem'cim, Abdullah Avcı'ya dedim ki, Abdullah Avcı benim asker arkadaşımdır. Sen bir de arkadaşımdır. Bir tane santrafor al dedim. Bakıyoruz dedi. Alacağız dedi. Bir tane de kanat oyuncusu bakacağız dedi. Abi lig başladı. Ligin kaçıncı haftası? Sen santrafor alacaksın. Aynen. Sen orta sahaya yine o kenara oyuncu alacaksın. Ne zaman oynayacaklar? Kaç maç sonra oynayacaklar? Nasıl bunlar monte edecekler? Niye bugüne kaldı bu transferler? Neden bu transferler buraya kaldı? Yani Beşiktaş'ın acilen, çok kısa bir küçük bir örnek verdim. Göndermeye çalıştığın Quaresma'dan medet umuyorsun. Aynen. Geçen sene Ankara Gücü'nde oynayan Boyd'u alıyorsun. Evet. Yani ne yapıyorsun? Boyd'dan Babel yaratmaya çalışıyorsun. Mesela Ertem. Onyekuru yaratmaya çalışıyorsun. Doğru. Veya Rodriguez yaratmaya çalışacaksın. İyi tutar mı? Bekleyeceğiz. Güven. Hiçbir şey söyleyemeyiz. İyi niyetiyle formayı verdiğin zaman oynuyorum. Burak sakat. Ama acilen Beşiktaş'ın Dorukhan. Bak Dorukhan, Medel yan yana olmaz. Olmaz tabii. Olmaz. İkisi yan yana uymaz. Olmadı zaten. Orta sahayı görüyorsun. Ne oldu? Bir anda orta saha soğan tarlası oldu. İkinci yarı fark oluyordu. Belki bugün 5-6 olabilirdi. Sezonun ilk maçı. Bir de kanat dedi. Burada Sinan abi. Bir evet, kanat oyuncusu. Doğru. Bir santrafor. Ben yanlış gördüm. Bir de mutlaka Beşiktaş'ın ön libero. Acilen 3 tane oyuncu alması lazım. Defansı geçtim. Yani bakıyorsun Ruiz normal bir oyuncu. Çok üst düzey bir stoper değil. Çok fizikli oyuncu değil. Çok zekasıyla falan şey oynayacak oyuncu değil belli. Yani asla bir Ruiz'den Marcelo falan yaratamazsın. Yani Ertem. Yani bir Pepe'yi, yani bakın onu söylüyorum. Marcelo'dan, Pepe'lerden sonra nerelere geldi? Yani çıta düştü. Çok. Beşiktaş'ta çıta düştü. Bu sezona kadar bu çok takımın, güzeldi. Aynen. Bu takımın bir tane futbolcusu var şu an. Dorukhan'ı kenara koyuyorum. Tek oynamaya çalışan klas oyuncusu var, Adem Leic. Kesinlikle. Yetmez. Adem Leic Allah korusun sakatlandı, yandın. Gitti.
O da yandın. Ama bir tek Adem Leic yetmez. Quaresma'ya bakıyorsun. Şımarık çocuk. Yollayamıyorsun. Elinle tuttuğun zaman da oynatmaya çalışıyorsun Ertem. Evet. Mecbur oynatma. Çünkü niye? Başka oyuncu alternatifin yok. Yok. Yani mecbur ondan yararlanmaya çalışıyorsun. Gönderemiyorsun da. Dolayısıyla böyle bir. O da kafasına göre takılıyor. Vurdum duymaz bir oyun oynuyor. Yani buradaki önemli olan nedir? Beşiktaş futbol takımının kalitesini arttırabilmen. Bu şu takıma baktığın zaman Beşiktaş kötü oynamadı Ertem. Oynamadı. Beşiktaş bunu oynadı. Yani bu Beşiktaş futbol takımı bunu oynar. Bundan büyük oynamaz. Çünkü bu kadronun kapasitesi bu Ertem'ciğim. Ha içeride Quaresma farklı oynayabilir. Boyut içeride farklı oynayabilir. Ama deplasmanda bu takım bunu oynar. Beşiktaş'ın hocası olmak başka, Başakşehir'in hocası olmak başka. Ya şimdi şartlar farklı. Şimdi öyle Abdullah midir? Bu felsefe farklı mıdır Sinan bakın, abi? Bakın Şenol Güneş zamanındaki Abdullah Hoca'nın zamanındaki transfer politikası, transfer harcaması farklı. Şimdi Abdullah Avcı'ya da haksızlık yapmayalım Ertem. O zaman Pepe'ler, Mepe'ler, Taliskalar alınıyor bu takıma. Yani Mario Gomez'lerle bu takım şampiyon oldu. Bu takım Babel'ler, Mabel'ler vardı bu takımda. Tabii. Şimdi bakıyorsun çoluk çocuk var Ertem. Yapma. Ankara gücünden Boyut'u alıyorsun. Tamam ben Boyut'u küçümsemiyorum. Yok o başka bir şey canım. Ayrı bir şey. Tabii. Ama yani bugün Taliska'yla bu takım ancak yani baş edemezsin Ertem'ciğim. Kavga edemezsin. Bak kavga edemezsin yani. Çünkü senin rakibini sana saydım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Onu da göreceğiz. Fenerbahçe'de iki oyuncu katacak kadrosuna. Ama burada senin rakibin Beşiktaş ve Trabzon. Trabzon'u da bak boşa atma. Bak Trabzonspor takımı da taş gibi bir takım. En son bir oyuncu da almaya çalışıyorlar Liverpool'dan. Yani o bir oyuncu vardı. Staric. Staric. Onu da mesela bitirdikleri an çok iyi takım oluyor. Çok iyi takım oluyor. Onun için kısacası Beşiktaş futbol takımı maalesef küçültülmüş kadro kalitesi olarak. Ben sen bana söylüyor şimdi. Ben sana bir şey söyledim. Bugün maçı beraber seyrettik. Adem Laiş'ten başka zorlayan kim var ön tarafta? Güven budur Ertem'ciğim. Ha, güven ne yapar biliyor musun? Güven yanındakiler çok iyi oynarlarsa onlara eşlik eder. Gol atar. Ama gol atacak pozisyonu güvene yaratmak lazım. Top getirmek lazım. Orta sahada şimdi Abdullah Avcı da sahada Bisça vardı. Şimdi Bisse'ye gözünün önüne getir. Bugünkü Quaresma'yı gözünün önüne getir. Tabii. Bisse 100 tane depar atıyordu değil mi Ertem? Doğru. Şimdi Bisse'yi koyduğunu düşün buraya. Güven'le oynadığını düşün. Aynen öyle canım. Bak Güven bugün en az 10 tane topla buluşur. Tabii. 3 tane de yazardı, 2 tane yazardı. Sağda Bisse oynasın. Ama Quaresma'ya bakıyorsun ne yaptı belli değil. Sinan abi buyur. Tip toplara girmeyi çok sevmem ama bir taraftar kafasıyla bakmak istiyorum. Birileri güzel şeyler yaparken birilerini küstürmek Beşiktaş camiasında bir hastalık haline gelmiş. Şimdi sen böyle konulara çok girmeyi sevmiyorsun ama lütfen müsaade edersen bir kelime etmek istiyorum bu cümleye. Yani bir cümle etmek istiyorum bu konuda. Şimdi Beşiktaş'ın diyorsun yani Pepe'ler geldi, Gomez'ler geldi. Taliskalar Umut Güler denen bir adam vardı. Gitti aslan gibi transferler yaptı. Bak ben çok iyi biliyorum. 2,5-3 ay bu adam gitti. Ben Umut Güner'i çok tanımam. Çok oturup çok Umut kalkmam. Bıraktı mı ki? Bu, efendim? Bıraktı mı transferde? Sen hiçbir transferde görüyor musun? Alınan futbolculara bak. Yapılan ama transferlere bak. Ama yine transfer komitesinin başında mı? Tamam da yani şimdi transfer komitesinde ama ya giderdi, şimdi, uğraşırdı, telefon açardık Umut Bey ne oldu diye. Yani hepsini tek tek konuşuyorduk şimdi ama maddi olarak 2 level, 3 level. Biraz önce ben yanlış dedim. Doğru söylüyorsun. Abdullah Avcı ne yapsın? Şenol Hoca'daki kadro farklı. Şimdi kadro farklı. Bugünkü kadroya baktığın zaman Beşiktaş kadrosunu tek tek alalım. 1. Konsantre düşük. Evet. Dolayısıyla bakıyorsun oyun organizasyonu yok. Ne oynadığı belli değil. Değil. Yani Beşiktaş bugün pas oyunu mu oynadı, kontratak mı oynamaya çalıştı, ne yaptı belli değil. Bakıyorsun yani Quaresma'dan medet umuyorsun. Yani Quaresma zaten deplasmanda yok bu oyuncu. Quaresma zaten deplasmanda oynuyor. Savunmaya bakıyorsun. Savunma çok fazla bir şey söylemeyelim. Çünkü orta sahan yok senin. Orta sahadan yürüyerek geçiyor adam. Çünkü sen direnç gösteremiyorsun orta sahanda. Bugün bakıyorsun Beşiktaş takımının yediği pozisyonlara bak, karşı karşıya pozisyonlara kaldı. Beşiktaş hiçbir zaman uzun dönem böyle, yani Bayern Münihler falan oynadığı zaman bu durumlara düştü. Bak inan diyorum bu duruma düşmedi Beşiktaş. Sen hiç Beşiktaş'ın maç içerisinde iki oyuncu değişikliği yaptığını gördün mü uzun zamandır Sinan abi? İki oyuncu birden giriyor. Abdullah Avcı'nın, sakatlık yok, bir şey yok. Abdullah Avcı'nın işi çok zor.
Neden işi çok zor? Bakın. Kimse sihirbaz değil. Kimse futbol uleması değil. Kimse sihirli değnek yok kimsenin. Kimse evde futbolu falan kitabını falan yazmamış. Var olan bir yeteneğin varsa senin taktiğinle bunun üstüne koyarsın, bunu yönletirsin, yeteneklerini birleştirirsin. Şimdi buradaki sen istediğin kadar Quaresma'ya yükle. Deplasmanda hiçbir şey yazmazsın. Yazmamıştır. Bugün Quaresma'nın yerine oyuna kimi sokarsın? Kanat oyuncu kim var senin orada? Yok. Lens vardı değil mi? Yok. Lens sakat galiba. Değil mi? Sakat galiba. Orkan. Hayır, bir de Lens var. Lens var. Lens de sakat. Var. Orkan. Kadro yok. Sakat. Orkan tamam. Orkan'ı biliyorum. Orkan'ı tamam biliyorum. Orkan oyuna soktun tamam. Hayır. Yani ben şey anlamında söylüyorum. Yani hani genel anlamda yani kim girebilir Lens, yani? Quaresma olmasa, kimdir? Hayır, Quaresma olsa Lens vardır. Alternatif kimdir? Olarak. Orkan'ı orada gençlere bir şey söylemiyorum. Yani alternatifine bakıyorum. Bugün Orkan'la başlayabilir miydin? Başlayamazdın. Evet. Lens vardı sakat. Sakat. Ama Quaresma deplasmanda zaten hiçbir şey oynamamış Quaresma. Hiçbir zaman Quaresma bakın Quaresma'ya hele şu ortamda hiçbir şey almadı. Yani sen bugün Quaresma'yı çıkarmışsın, oynatıyorsun. Ha çıksın bir oynasın görelim. Quaresma ben Abdülcan'ın kendine de söyledim. İnönü stadında farklı bir adamdır. Deplasmanda farklı bir adamdır. Hiçbir şey bekleme deplasmanda. Seni 10 kişi de bırakabilir. Deplasman. Bırakır böyle bir oyuncu. Yani Ertemciğim Beşiktaş bu kadrosuyla, bu mantıkla, bu transfer politikasıyla, bu transfer politikasıyla senin santraforun sezon başından beri sakat. Değil mi Burak? Doğru. Burak kemiği falan. Doğru. Senin birinci yapacağın iş santrafordur. Transferidir. Yapacaksın. Yapmak için de para lazım. Para lazım. Çünkü çok adamlar, çok transferler yapıldı Ertem. İşte ama onu söylüyorum. Para olmadığı zamanda bile yine söyleyeceğim. Olma, yok yok. Şimdi bak. Bireyselleştirmeyelim. Hayır, bireyselleştirmiyorum. Bireyselleştirmeyelim. En iyi futbolcular herkes seçiliyordu, getiriliyordu. O zaman farklı bir hava vardı. Ya bu takımda Talisca yedek kaldı ya. Evet. Şenol Hoca'nın Talisca yedek bırakma lüksü vardı Ertem. Aynen öyle. Bugün geliyorsun Ankara Gücü'nden aldığın Boyd'la Babel'le Fegüller'le, Falco'larla, Belandar'la, Enzonzi'lerle kavga edeceksin. Yani senin bir tarafında bakıyorsun, aynen göndermeye çalıştığın Quaresma onun için. Yani burada Dorukhan'a da yazık olacak. Mesela ben Medel'le başlamazdım. Sen Beşiktaş'sın. Dorukhan, Oğuzhan yaparsın. Önüne de koy Adem'le içi. Ama işte bu da Abdullah Hoca'ya yazıyor değil mi? Bakın ben Dorukhan, Oğuzhan, Adem'le iç. Oyna abi, oynayan adam var çünkü elinde. Yani Medel'le Dorukhan aynı anda oynadığı zaman sen bir anda futbol fakiri olursun Ertemciğim. Tabii, tabii. Yani iki tane çok düz oyuncu. Dorukhan tamam, artıları olan bir oyuncu, topa vuran edem ama Medel'le birbirini tamamlayamaz. Ama Oğuzhan araya atar, ikiye bir yapıyor, topla gidiyor, adam eksiltiyor. Bunları yapabilen bir oyuncu. Yani bir şey yapabilir sana. Dolayısıyla Beşiktaş futbol takımı hiç, yani bu kadrosuna eğer takviye yapmazsa hiç kendini falan kandırmasın. Hafta içeride kimle oynuyor? Cuma oynuyor galiba. Beşlik yapabilir. Deplasmanda üçüncü hafta yine bu sonuçları görebilir. Çünkü daha dirençli, rakibi zorlayacak, rakibi boğacak bir doğru oyun formatı. O da nasıl olur? Çok iyi bir santraforun. Bir an evvel ya Burak gelecek, o da hazırlanacak falan filan zaman alacak. Bir an evvel bir iyi bir orta saha, ön libero mutlaka. İyi bir Atiba, genç bir Atiba bulması lazım. Ya da Oğuzhan. Asla Medel'le Dorukhan olmaz. Unutsun Abdullah Hoca. Acilen klas bir kanat oyuncusu. Klas bir tane kanat oyuncusu alması lazım. Mutlaka alması lazım. Bu üç oyuncuyu önümüzdeki hafta ne zaman alır, nasıl alır bilmiyorum. Mutlaka alması lazım Beşiktaş. Sinan abinin şu anda söylediği bir söz sosyal medyada adeta infiale sebep oldu. Bir tarafa bakıyorsun Babel, Falcao, Feguli. Diğer tarafa bakıyorsun Boyd, Güven, Quaresma. Hangisi dahi tartışamazsın. Tartışmazsın. Arka tarafa gelelim. Seri Enzonzi, Belhanda. Karşısında Dorukhan, Medel, Laiç. Yine öyle. İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Ertemciğim. Galatasaray şampiyonluğunun en güçlü adayıdır. Beşiktaşlar benimle aynı fikirde bunlar. Tabii canım. Oku sosyal medyaya bakın. Bugün şu takımından memnun olan Beşiktaşlı bir taraftar varsa
O eyyam yapıyor derim. Burada gerçeği konuşacaksın. Doğru. Yani sen şimdi Babel var. Yani bunu Galatasaray bu Babel alıyor. Sen de Beşiktaş'sın kardeşim. Sen niye almıyorsun? Sen yolluyorsun Babel'i. Belki Babel'i geçen sene tutsan belki şampiyon olacaksın. Babel'le Pepe'yi tutsan. Doğru. Babel'i yolluyorsun para yok diye. Değil mi? Evet. Sen gidiyorsun boyut alıyorsun. Niye? Ucuz diye. Adamı onu alıyor. Adam gidiyor Roma'dan bir sene önce 30 milyon euroya transfer olan Juventus'tan Enzonzi alıyor. Kiralıyor. Dünya çapında bir tane santrafor. Şakasına söyledik geçen sene ya bunlar Falcao'yu alırsa şaşırmayın dediğim Falcao'yu alıyor. Bir sene alıyor oldu. Bitiriyor işi muhtemelen. Hani Feguli falan daha saymıyorum. Belandaları falan saymıyorum. Defansı daha saymıyorsun. Sonra diyorsun ki senin kalende Mustera var. Burada bakıyorsun bizim Utku var garibim. İnoyu oynadı bugün. Karius sakat. Kandıracak biz burada Beşiktaşları? Eyyam yapacağız burada. Ey Beşiktaşlar merak etmeyin. Bu kadro 3-5 haftaya kadar çok iyi olur. Çünkü bu güven falan orta yapıyor. Koşuyor tekrar kafa vuruyor vurduğu ortalı topa. Boyutu bilmiyorsun üstünden atlar. Adamın arasından geçer gider falan filan. Bunları mı söyleyeceğiz? Hayır. Burada bir kalite bakın. Burada bir gerçekler vardır. Kadro gerçeği vardır. Hiç kendini kandırmayacaksın. Galatasaray tartışmasız maalesef diyorum. Tamam bir futbol adamı demen lazım ama Galatasaray tartışması bu ligin bir numaralı favorisidir. İkinci Trabzon'dur. Fenerbahçe'yi daha görmedik. Sparta Prag maçında baktım. Doğru. Trabzon ikinci. Onun dışında da Beşiktaş falan hiç bu kafayla, bu kadroyla, bu yapıyla giderse falan kendini kandırmasın. Ertem. Doğru. Ayrıca Galatasaray'ın dünkü yenilgisinde Fatih Terim sağ kenarında olsaydı Galatasaray yenilmezdi. Öyle mi? Yenilmezdi. Dün eğer Fatih Terim sağ kenarında olsaydı Galatasaray yenilmezdi. Yenilmezdi. Ben de şu kayıtlara geçirsinler. İkinci yarı Türk Telekom'da Galatasaray Denizlispor maçı kaç biter? Bakacağız. Geçin kayıtlara bakın. Baksınlar. İkinci yarı Denizli Galatasaray Denizli maçı ne olur? Yani Ertemciğim bazı gerçekleri bazı doğruları söyleyelim. Şu var. Ama az çok futboldan da futbolcudan anlıyorsak. Futbolcuların fizik olarak şu an hazır değiller. Ama bir oyuncu kaliteleri var. Bunları biliyoruz. Yani boru değil. Adam Roma'ya 30 milyona gitmiş bu adam. Doğru. Yani bu adamı alıyorsun. Belli. Lige kötü bir başlangıç yaptık. Hafta boyunca çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Bir karakter ortaya koyamadık. Bundan sonra kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Ricardo Quaresma diyor. Bu arada Erzurumsporlu futbolcular şu anda bizi izliyorlarmış tesislerden. Serhan Arıcı'ya buradan kucak dolusu sevgiler sevgili Serhan'a. Öpüyorum sizi. Bütün Erzurum'a, Erzurumspor'a sevgiler, selamlar. İnşallah yani, yeniden Süper Lig'e bekliyoruz sizi. Şimdi ne yapıyorsun sizi. Biliyor musun? Ertemciğim, bu ne demek biliyor musun? Gidiyorsun kendine bir tane pahalı jip alıyorsun. Evet. Ertem. Evet. Tamam mı? Evet. Diyorsun ki aman diyorsun ben biraz kemer sıkayım diyorsun. Tamam ama bu jiple de gideceğin yere çok çabuk gidiyorsun. Sağlıklı. Aradan bir sene geçiyor. Ya diyorsun ki bu jip bana diyorsun çok masraflı diyorsun Ertemciğim. Çok masraflı. Diyorsun ben daha ufak bir araba alayım kendime diyorsun. Tamam mı? Gidiyorsun bu arabayı alıyorsun. Gideceğin yere daha geç gidiyorsun. Ulan diyorsun ki bu olmadı ya ben bine benim ağır geliyor bana ben bir tık daha ufağını alayım diyorsun. Bir tık daha ufağını alıyorsun bir bakıyorsun arabanın freni patlamış şeyden şarampole uçmuş. Vites elinde kalmış. Ne yapmışsın küçüldün tabii, arabada. Tabii. Bu da böyle kulüplerde aynen de böyle. Öyle. Zamanında harcalarsan hurmalar sonra tırmalar oluyor. Düzensiz anladın mı hazırlarsan Ertemciğim yani... 4 tane 7 tane stoper aynı anda bir senede transfer edersen bilmem ne yaparsan harcarsan har vurup aman savunursan bugünkü gelinen noktada bak alamıyorsun adam. Sinan abicim çok özür dilerim. Samasa ile ilgili Sivasspor bir tweet attı. Maşallah. En önemlisi şu anda geliyor. Maşallah aslan gibi bir gelsin bakalım. Mamadou Samasa hastanede
kontrol altında ve tüm taraftarlarımıza selamı var. Maşallah çok da iyi gözüküyor. Çok geçmiş olsun Samassa. Seni öpüyoruz Samassa. Çok geçmiş olsun. Takımın da kazandı. Kutluyoruz. Samassa'ya çok geçmiş olsun. Sivas Spor camiasına bir kez daha geçmiş olsun. Sivas Spor futbol takımına çok çok geçmiş olsun Samassa. Evet sevgili seyirciler. Victor Ruiz'in bir açıklaması vardı. Bana enteresan geldi. Sinan abi onu soracağım. Verdiği örnekler çok yerinde. Bir gelsin bakalım. Skor sanki aldatıcı. Defansa büyük hatalar olduğunu düşünmüyorum diyor. 3-0 yenilen Beşiktaş'ın yeni transferi Ruiz. Nasıl oluyor? Evet doğru, bence de aldatıcı. 5-0 falan olabilirdi. Defansta, olmasa 5-0, 6-0 olabilirdi. Defansta bireysel olarak kademelerde tamam yeni oynuyorlar, yan yana oynuyorlar ligde falan filan. Bireysel olarak bakmasan da hatalar yani. Ama orta saha yok Beşiktaş'ın. Çünkü orta sahayı çok rahat geçiyorsun. Çünkü orta sahada oyun organizasyonu yok, savunma yapamıyorsun. Takım savunması yapamıyorsun. Yani Beşiktaş'ın maçı seyreden arkadaşlar bir gözünüz önüne getirin maça. Bir bakın. Bir bakın. İkinci yarının son 15-20 dakikasında Sivas Spor takımı orta sahadan böyle bir boşluk var, büyük bir alan var. Beşiktaş'ta bir futbolcu grubu ön tarafta, bir grup bakıyorsun arka tarafta ve ortada büyük bir boşluk var. Orada cebellenmeye çalışıyorlar. Oğuzhan oyunda orada başlıyor. Dorukhan uğraşıyorlar orada, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çabucak geçiyor Sivaslı futbolcular orta sahaya. Yani dediği gibi defans olarak baktığın zaman bireysel görünmese bizim ama orta sahayı çok rahat geçen bir savunma. Ama neden? Takım savunması. Beşiktaş futbol takımı yani ön taraf farklı düşünüyor, arka taraf farklı düşünüyor, orta sahası zaten hiç yok. Dolayısıyla yani topluca oynamıyor Beşiktaş takımı Ertem. Yani beraber düşünmüyorlar. Çünkü beraber düşünecek oyuncu yapısına sahip bir futbolcu topluluğu yok. Çünkü Beşiktaş'ın lideri kim oyuncu, oyun lideri? Adem Laiç. Adem Laiç şu anda. O da kendi başına bir şey yapmaya çalışıyor. Alıyor, atıyor, araya sokuyor, işte bir şey yapayım diyor. Oradan onu koyayım diyor topu falan filan, bunları yapıyor. Olmuyor. Değil. Beşiktaş futbol takımının bir oyun formatı yok daha. Yok, format olmamış. Yok. Format olmamış. Sinan abinin Instagram adresinden yazabilirsiniz. Tam ekran verebilir misin? Köpeğime bak şey benim be. Sinan abinin Instagram adresi. DM'lerini özlemişsinizdir. DM'si Sinan abinin bol bol açık. İkinci poza dikkat. Bakın. Kurt çok köpekle. Güzel. Urla'da. Urla'da. Güray Müdür'e buradan Sinan çok selamlar Urla'ya. Güray Müdür'e. Instagram adresi. Bak şu da bizim fotoğrafımız. Sen de varsın. Spiaggia Grande'de. Grande'de. Evet. Ömer ve İvo'nun orada. Evet, İbrahim evet, abinin orada. Evet, çok evet. Selamlar. Sinan abinin Instagram adresi. Bir dakika, sen köpekten korkuyordun. Nasıl? Ama o köpek kurt köpeği. O ondan köpek korkmam. Değil. O başka bir şey. Ya, kurt köpeğinden korkmam. Nasıl korkmazsın ya? Abi köpek dediğin küçücük zaman, köpekten evet, korkmam. Evet. Nişantaşı'nda arkadan evet, köpek kovalıyor. Koştum sokaklarda ya, sende. Köpek çok büyük. Ya şimdi seviyorlar köpek, tamam iyi güzel de abi. Ya bizim sitede küçük köpekler var. Havlıyor ya. Çok havluyor abi ya. İnsana biraz saygı olacak biliyorsun. Aslında biliyorsun sitelerde öyle deme. Yasaktır biliyorsun köpekleri insanlara şey söyleyeceğim. Öyle deme. Yani alanda, havuzun etrafında, tesiste falan dolaşıyorlar, havluyorlar falan. Aslında yasak. Yasaktır. Çoğu tabii sitelerde yasak. Bazı yerler yasaktır ama havluyorlar abi. Tam akşam geliyorum değil mi mesela, plajdan geliyorum. Bir uyuyayım diyorum. Başlıyor avlamaya. O köpek o köpeği görüyor. Kadın köpeği bağlamış. Tamam mı? Havuza giriyor. Köpek kadını avlıyor. Ertem. Bak inanmıyorum sana. Kadını avlıyor. Abiciğim ya diyorsan yeter köpeğinize kardeşim. Benim bu sene karar güzel. Verdim. Karar verdim. İki tane Doberman alacağım getireceğim siteye. Bak iki tane Doberman alacağım evin önündeki ağaca bağlayacağım. Nereye? Buraya. Bizim yok şeyde Çeşme'deki siteye. Doberman benim, alacağım. Benimkini gösterir misiniz be? Bu, benim de köpeğim var, Lakin var benim. O da çok acayip. Havlıyor çok mu? Of hem de nasıl. Ha, işte yazık. Evet bu da benim Instagram. Bir tam ekran verebilir misiniz? Bize yazabilirsiniz. Bol bol DM'den de yazabilirsiniz. Sevgili seyirciler, Ertem Şener Instagram adresi de budur. Fotoğraflar da aşağıdadır. Görebilirsiniz, oğlumun kafasını görüyorum orada. Vay be aslanım benim. Bak kızım, oğlum, büyük oğlum, küçük oğlum. Sevgili eşim. Maşallah. Orada en sonda, en başta Sinan abim var. Maşallah. Fotoğraflar güzel. Fotoğrafları tek tek inceleyebilirsiniz. Instagram adresim Ertem Şener. Sevgili seyirciler, Twitter'dan bize bol bol yazabilirsiniz. Abdullah Avcı falan ne dedi ya? Etiketiyle. Sinan abicim, onu da açıklayayım. Abdullah Avcı ne basın dedi? Basın toplantısı şu anda yapılıyor. Basın toplantısı sadece yayıncı kuruluşta. Sadece yayıncı kuruluşta, yani Bein Sports'ta
ve Abdullah Avcı ya da herhangi bir teknik direktörün açıklamasından 75 dakika sonra verebiliyoruz biz basın toplantısını. Hakikaten mi? Yeni kural gereği. Çok güzel, iyi yapmış. Maç görüntüsü yok. Bu Beyin Sport kendi iyice maç seyredilsin diye. Maç görüntüsü yok. Baba zorlanma. Bilmem ne Beyin yok. Sport, sevgili Beyin Sport, zorlama kapat baba. Kapat dükkanı burayı. Baba zorlama baba, seyretme konusunda zorlama. Buradan bir şey söylemem gerekiyor ama fazla zorlamayın, sıkmayın. Verin TRT'ye mi, nereye verecekseniz. İnsanlar seyretsinler. Almak isteyen, parasını verip almak isteyen verin. Öteki türlü hani sizi çok seyretsinler diye falan. Ya, boş zorlamayın. Abi, ya, ay, ben de, biz de, bak biz ne güzel. Fark etmez. Biz yıllardır, biz alışkınız zaten. Biz doğruyu söylediğimiz için alışkınız. Onun için arkadaşlar çok WhatsApp atıyorsunuz. Program yeni başladığı için hayırlı olsun diyorsunuz. Hepiniz Mahmut'cum, Azat kardeşim benim, yediren adam Metin bizim Çeşme'den, ben Nur Güzeller, Kazım hepsine abimiz, selamlar. Kazım Özer, Musa Çakmak, Serkan, Selim kardeşime, Taran Bora, Güray Müdür Urla'ya, Baho, her hayırlı olsun diyorsunuz, hepinize çok teşekkür ederiz. Çiçekleriniz var burada. Çok hepiniz. Dinçer'den bir şey yok. Gizem Ali Hepgüler'e çok teşekkürler. Gizem evet, kızım benim o. Gizem Ali Hepgüler'e çok teşekkür Ali, ederiz. Çok sağ olsunlar. Arkadaşımdır Ali. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Çiçeklerimiz burada. Ertem Şener Production ailesine, hepsine çok teşekkürler. Sevgili Oğuzhan Türkiye, Çağdaş Güler'e, Oğuzhan kardeşime kocaman sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Zerafet Kerim'e, Kerim Karakaş, Kerim abiye çok teşekkür ediyorum. Dinçolar mı çok? Dinçolar mı? Gönlünü gönderdi bize. Sevgili Erhan Şentürk'e 5 kutu büyük baklava yolladın. Çok sağ olsun. Erhan Şentürk, Aslı Şentürk kardeşime de buradan. Sayesinde 5 euro daha aldık. Evet, Erdem Tınarlıoğlu 5 tepsi börek yolladı. Sağ olsunlar. Börek. İnanılmaz. Erdem Tınarlıoğlu'na çok teşekkürler. Aynı şekilde Dinçer de şöyle yaptı. Falco'ya gelirse 10.000 forma da açacağım. Dinçer bize ne faydası var? Falco'ya 10.000 forma. 10.000 forma verecekmiş. Zeytinburnu'na yollayalım, kuyruk olsun. İnşallah Falco'ya gelirse 10.000, 9.999 yıl 10.000 vereceksin Dinçer. Süpersin. Yıldıray Yıldırım, benim oğlumun basketbol koçu. Çok teşekkür ediyorum. O da çiçeğini göndermiş. Başı sağ olsun. Babasını kaybetti 2 gün önce. Mekanı cennet Levent olsun. Çok üzüldüm. Sevgili Seda Akçevre, çok teşekkür Samsun ederim. Ordu'ya buradan Ordu, selamlar. Ordu. Sağ olsun Seda. Çok teşekkür ederim Sedacığım. Hiçbir sezon bizi bırakmıyorsun. Herkes biz ne kadar çok seyrediliyoruz Ertem. Evet. Rambo Hasan bizim Fenerbahçeli. Hasan abime çok aynen, selamlar. Yasef kardeşim benim, avukat Yasef kardeşim. Çok aynı şekilde ne demiş? Kahta Spor Düzce Kopuk Yaylası'ndan seni izliyormuş takım. Düzce Topuk Kahta Spor. Kahta Spor'muş. Levent Kızıl biz adam değil miyiz demiş. Sevgili başkan adam Levent olur abim. Musun Levent Kızıl? Büyük başkan Levent büyük abiye başkan çok teşekkürler. Cihan Acar'a çok selamlar kardeşime. Cihan Acar kardeşime çok selamlar. Ertem aslında Abdullah Hoca'yı beklerken eskiden Abdullah... bir adliye spor vardı bilir misin Ankara'da? Sinan abi. Hı. Nurgül Günaydın Trabzonspor'a. Trabzon'a. Trabzon muhabiri çok sevgiler. Nurgül. Diyelim bir reklama gitmemiz gerekiyormuş. Bir şey söyleyeyim. Gökhan Özdemir'e, Acun Medya'ya Gökhan'a. Bak sen biliyor musun? Hayırlı uğurlu olsun diye yeni sezon. Erto. Eskiden Çankaya Spor vardı biliyorsun. Hı hı. Adliye Spor vardı. Çankaya Spor oldu. Hı hı. Benim bir kardeşim oranın başkanı. Sen okusana, benim gözüm görmüyor şunu. Hemen okuyorum. Şunu bir oku da hemen oradan güzel şekilde bir oku. Ankara'da futbolda yeni dönem 3. lig 1. grupta eski adıyla Adliyespor, yeni adıyla Çankaya Futbol Kulübü inanılmaz güçlü yönetim kadrosu oluşturdu. Tecrübeli bir Sinan abiye mesaj atmayın, okuyayım mı? Tecrübeli ve genç takımla sezona fırtına gibi hazırlanıyor. İlk hafta deplasmanda İzmir Buca ile karşı karşıya gelecek olan Çankaya FK başkanlığını Serkan Kılıç'ın yaptığı güçlü yönetim kurulu Ömer Hakan Baştımar, Mehmet Hacı, Selçuk Yakup Çebioğlu, Şükrü Hacı Süleymanoğlu, Osman Baylaz, Cumhur Barış Koçan, Atıf Gül, Murat Zeki Solak, Mustafa Atmaca, Mesut Ataseven, Kılıç Aslan Baltacı, Ozan Büyük, Bahadır Aydiş, Orhan Cihaner, Özgür Algün, Ertem Şener, Sinan Engin diyormuşum. Çankaya Spor'a 2019, başarılar. 2020 sezonunda şampiyon olmayı hedefliyor. Burak abimden mesaj geldi. Çankaya başarılar. Burak abimden mesaj geldi. Evet. Burak Saral abime kocaman sevgiler buradan Burak abime. Burak sevgiler yani. Selamlar. Ya Sinan abi nasıl dayanıyorsun? 5 saniyede bir mesaj geliyor. Erdal kardeşim, biletlerimi veren Erdal kardeşime, Gökhan, Yasin Hollanda, Cenk Fenerbahçe, Muharrem Yazgan Müdür, İbo kardeşime, tamam. Erdal'a, Sinan'a, Bey'me. Sinan abi çok özür dilerim. Sedat Sancaklı. Çok çok selamlar buradan. Sedat Sancaklı'ya kucak dolu sevgiler. Buradan çok sevgiler. Yeni yayın dönemi hayırlı olsun demiş. Selahattin Ekrekli Spor Lig dergisini mutlaka okuyun. Evet. 2019-2020 sezonu hayırlısın diyor. Selahattin Ekrekli kardeşime buradan selam.
selamlar, sağ olasın, bol reytingler Erdem, demiş. Ben bu kadar sevdiğini görmedim. Zeliha'ya çok selamlar, Zelişime selamlar. Maşallah buradan. Zeliha selamlar, Kartal sevgiler. Kartalcığım çok selamlar. Alaçatı 11 Kartal'a selamlar. Büyük Beştaşlı Ata abinin oğlu Kartal'a da buradan çok Yediren selamlar. Yediren adam, öpüyorum seni. Abi bu ne oldu? Şey olduk ya. Herkes selam programı oldu. Evet. Kusura bakmayın. Abdullah abici, ikinci gole kadar ivmelenme yaşadık ama sonra bir tükenmişlik gibi çabuk oyun disiplininden kopan ve basit top kayıpları yapan bir takım görüntüsü vardı. Hiç şık olmadı. Oyunu inceleyeceğiz. Oyuncu kendini inceleyecek. Oyuncuya buradan sopanın ucunu gösteriyor. Abdullah Avcı devam ediyor. Burak Yılmaz Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri. Transfer çalışmalarıyla ilgili her gün fikir alışverişi yapılıyor. O gelsin, bu gelsin değil. Mevcut durumu tespit edip onun üzerinden gitmemiz gerekiyor. Devam. Çabuk tespitleri yapıp bundan dönüş yapmamız lazım. Ligin başında bunun olması bu anlamda olumlu bir şey. Cuma akşamı karakter koyan, Beşiktaş formasını hissettiren, taraftarlarımızla geri dönen bir Beşiktaş'ı yaşatmak istiyoruz. Abdullah Avcı'nın görüşleri böyle. Abdullah Avcı'nın görüşlerine saygı duyuyorum ama bu Beşiktaş futbol takımının kadrosunun yeterli olmadığını, yetenek olarak Ertemciğim, bu kadroya takviye olmadığı sürede, Ertem kardeşim, bu kadroya takviye olmadığı sürece hiç beni falan kandıramazsın, hiç kimseyi de kandıramazsın sevgili Abdullah Avcı. Büyük futbol adamısın, büyük teknik direktörsün, çok yeteneklisin ama elindeki malzemeyle alakalı. Bakın, bir tarafta sana saydım, bir tarafta Babel, öteki Fegoli, yarın Falcao gelirse, dönüyorsun Belanda, daha say bana, o ne o, Enzonzi. Arka tarafta bakıyorsun yani orta sahaya kim var? Donklar falan filan Seri. Daha da Seri. Yani dolayısıyla bunlarla baş edemezsin Ertemciğim. Kendini kandırmayacaksın. Donk, Seri. Oho. Bakın hakikaten kendini kandırmayacaksın. Fizik olarak da senden üstünler, yetenek olarak da. Ama senin bu takıma 2-3 oyuncu katarsan bu takımın oyun kalitesi de bir anda artar. Futbolcu güven de farklı oynar. Orada boyut da farklı oynar. Doğru. İki kalite daha oyuna sokarsam. Bu şu kaliteye baktığın zaman bugün Beşiktaş futbol takımı bugün kötü oynamadı. Beşiktaş futbol takımı bugün bunu oynar. Deplasmandaki kalitesi budur. Mehmet Topal'ı Beşiktaş'a alır mısın? Şu kadroyu alırım. Çünkü Mehmet Topal ön tarafa koyarım. En azından dengeli oyuncudur. Beşiktaş'ın dengeli oyuncusu yok. Yani fizik olarak şimdi bak. Bakıyorsun fizik olarak da zayıfsın. Güçlü değilsin. Çok hızlı oyuncun da yok. Doğru. Yani yaratıcı olarak senin bir tane Laiç var. Adem Laiç Ertemciğim. Selam abicim, reklama gidelim. Kayserispor Alanyaspor'a 1-0 yenildi. Onu bir kez daha hatırlatalım. Sahasında 1-0 yenildi. Reklama gidiyoruz. Bizi izlerken fotoğrafınızı çekin. Canlı yayında ekrana getirelim. Beyaz Futbol geldi etiketiyle. Lütfen bizlere yazınız. Twitter'ım yok diyenler, Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Mavi tıklı. Orada ikinci fotoğrafta bir köpek var. Köpekle beraber oturmuş Sinan abi. Kurt köpeği. Oradan yazabilirsiniz bol bol DM. Beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ertem Şener üzerinden reklama gidiyoruz. Çiçekler için çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Herkese, bizi düşünen düşünmeyen herkese çiçekler için çok teşekkürler. Çiçeksizsiniz. Reklama gidiyoruz. Tekrar beraberiz sevgili seyirciler. 2019-2020 sezonu sevgili Sinan abiyle başladık. Kapının önüne gelenler var. Doberman. Sinan abiye Doberman hediye etmek istiyoruz diyenler var. Alacağım. Sevgili seyirciler. Keşmede. Instagram adresi Sinan abinin Sinan Engin. Sevgili seyirciler bir gösterelim. Çok seviyorlar tekrar. Ya çocuklar şeyler sitedekiler. Ben de Doberman besleyeceğim. Kapının önünde. Böyle bir şey alacağım işte. Rottweiler falan da olabilir. Kendine Doberman. Böyle Doberman. Doberman. Şimdi alacağım, eğitim alacağım. Kendine. Bak bu kurt köpeği de Burla'da Ayşe Hanım konağında kurt. Orada çok güzel bir yer. Bizim Sezer'lerin yeri. Biliyorum. Eski futbolcu kardeşim benim Sezer. Onların yeri orası çok güzeldir. Sinan abinin Instagram adresini görüyorsunuz. Şaptırım Albayran dünkü konuşmasını alabilir miyim? Hazırlıyoruz. Hazırlıyorlar. İşte dünkü konuşmasını alabilir miyim? Bol bol DM atın arkadaşlar. Bakmayın Sinan abiye. Bol bol DM atabilirsiniz. Hepsine bakıyor Sinan Engin. Sinan abi hepsine bakıyor. Benim de Instagram adresim Ertem Şener. Twitter'dan da bize yazabiliyorsunuz. Beyaz Futbol geldi etiketiyle. Fotoğraflarınızı gönderin. Mesela arkadaşlarım içeride fotoğraflarınızı yayınlıyor. Şunu yazabilirler Ertem. Mesela sana Twitter'da şunu yazabilirler. Yani bugünkü Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk için yeterli mi diye. Güzel. Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk için yeterli mi? Beyaz Futbol geldi etiketine lütfen yazınız, biz de okuyalım. Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk için yeterli mi efendim?
Abdurrahim Albayrak. Abdurrahim Albayrak değil o. Falcao'nun yanındaki bir tane taraftar. Bir taraftar. Abdurrahim Albayrak dedi ki bir sürü fotoğraflarınız var diyor ya. Abdurrahim Albayrak hep ajan gibi konuşuyor. Hep var kayıtlar elimizde açıklarsam. Bir sürü fotoğrafları var. Fotoğraflar var. Nerede ya Abdurrahim Albayrak'ın dünkü konuşması? Aslında bağlansana güzel olur değil mi? Nasıl fotoğraflar? Abdurrahim Albayrak. Güzel fotoğraflar. Merhaba. Bir Abdurrahim abinin açıklaması hazır mı? Hazır mı? Arkadaşlar hazırmış. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, Abdurrahim Başkan'ın açıklamalarını bir ekrana getirelim. Dünkü açıklamalar. Falcao'yu konuşacağız. Sinan abi yayının başında söylemişti. Galatasaraylılar sadece Twitter'dan gördük. Maçı izliyorduk. Ne dedi dediniz? Ne dedi diye sürekli sorular söyleyeyim geliyor. Bir, daha. Bir de konuşabilsem. Söyleyeyim. Abdurrahim Başkan'dan sonra kalsınlar peki, ekranda. Hemen söyleyeyim. Abdurrahim Başkan'ın açıklamalarından sonra hemen Sinan söyleyeyim. Engin'in Ahmet Bulut'la yaptığı, menajer Ahmet Bulut'la yaptığı 20 gün önceki konuşması hepsi ekrana gelecek. İşte Sayın Başkan'ın açıklamaları. Zayıf. Ligin ilk maçı bizim için de sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ama birinci maç olduğu için bunun telafisi vardır. Eksiklerimiz vardı. Yeni transferlerimiz katılmamıştı. Biliyorsunuz en son Feguri gibi çok değerli bir futbolcumuz taş ameliyatı oldu. Taş aldırdık. Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Futbolcu kardeşlerime de içeride onu söyledim. Bir nazar olarak görelim. Onumuza bakacağız. Allah'ın izniyle iyi günler hepsi bizim olacak arkadaşlar. Falcao'da zor durum nedir? Arkadaşlar ikinci başkanı Petkov'la çok inanılmaz iyi şeyler konuştu. Kendisinden beraber inanılmaz güzel resimlerimiz var. Birbirimize sarılmış şekilde resimlerimiz var. Biz Monaco kulübü çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Kendilerinden biz kardeş kulüp birbirimizi ilan ettik. En kısa zamanda Monaco başkanı da buraya gelecek. Başkanımız Mustafa Cengiz başkanımızla beraber bir dostluk yemeği yiyeceğiz ve şimdiden sonra futbol alışverişlerinde ilk önce Monaco kulübüyle birebir konuşacağız. Ondan sonra başka kulüplere yaslatacağız, yağlayacağız. Monaco kulübüyle çok iyi diyaloglar içerisindeyiz. İkinci başkanla beraber çok iyi münasebetlerimiz vardır. Kimse merak etmesin arkadaşlar. Ya Falcao kulübünde taraftarların içi rahat mı olsun diyorsunuz Sayın Albayrak? %99 ise rahat olsun. Sizin yani. O fotoğrafını vermeniz zaten transferin bitti anlamında. Hayır o fotoğrafı ben vermedim. O yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ama ondan çok daha çok önemli fotoğraflar var benim elimde. Hem ikinci başkanımla Petrov Bey'le hem de yani... Ya başkanım abi, süper adamsınız ya. Ya abi, ne diyorsun ya? Ondan ya. Daha iyi fotoğraflar var elimde ya. Ne olabilir baba? Ya şimdi Abdurrahim abi nerede acaba? Bağlanmaz mı acaba arasanız da? Ya, başkan ya Abdurrahim abi. Yani şimdi daha ne olabilir bundan başka? İnanılmaz iyi fotoğraflarımız var diyorsun. İnanılmaz iyi fotoğraflarımız var. Baba ne güzel sarmışlar. Bu kadar kalbi temiz bir adam. İyi münasebetlerimiz var. Kalbinde güvercin besleyen bir adam. Ya ne kadar güzel adamsın başkanım. İsterseniz bakın. Yani, ne güzel söylüyor ya. Arkadaşlar. Gülelim, eğlenelim, gırgırını da yapalım. Teknik olarak da konuştuk, söyledik falan da filan da. İşte Galatasaray'ı da anlattık, Beşiktaş'ı da anlattık. Yani hepsini söylüyoruz. Yani biz, hacine bize soruyorlar. Ya sizin programda çok gülüyoruz. Abi futbolu anlatıyoruz. Anlattık. Beşiktaş'ı da söyledik. Galatasaray'ı da durumunu söyledik. Hakemi de söyledik, dünkü hakemi de. Onu da söyledik. Şimdi Abdurrahim Albayrak'ın konuşmasını bir daha dinleyin. İstiyorsanız bakın yani sadece bana mı yani komik geliyor bazı şeyler yani ben ama Abdurrahim Albayrak'ı tabii sevdiğimden dolayı bu şekilde davranıyorum. Ondan sonra bir daha verir misiniz? Verelim. Verelim. Hem de yani çok iyi bir yerdeyiz. Bir problem yoktur diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ben ederim arkadaşlar. Son soru olsun. Çakli'nin gitmemesi Falcao'nun transferini engelliyor mu? Hayır öyle bir şu anda öyle bir düşüncemiz yok arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir daha geri versene. Geri ver, geri ver abi. Ligin ilk maçı bizim için de sürpriz oldu. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Ama birinci maç olduğu için bunun telafisi vardır. Eksiklerimiz vardı. Yeni transferlerimiz katılmamıştı. Biliyorsunuz en son Feguri gibi çok değerli bir futbolcumuz
taş ameliyatı oldu, taş aldırdık. Eksiklerimiz vardı. Önümüzdeki haftaki maçtan itibaren seri bir şekilde galibiyetlere başlayacağız. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz. Futbolcu kardeşlerime de içeride de onu söyledim. Bir nazar olarak görelim. Önümüze bakacağız. Allah'ın izniyle iyi günler hepsi bizim olacak arkadaşlar. Halka aldı. Zor durum nedir? Arkadaşlar, ikinci başkanı Pat Kovlan çok inanılmaz iyi şeyler konuştu. Kendisinden beraber inanılmaz güzel resimlerimiz var. Birbirimize sarılmış şekilde resimlerimiz var. Biz Monaco kulübü çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Kendilerinden biz kardeş kulüp birbirimizi ilan ettik. En kısa zamanda Monaco başkanı da buraya gelecek. Başkanımız Mustafa Cengiz başkanımızla beraber bir dostluk yemeği yiyeceğiz ve şimdiden sonra futbol alışverişlerinde ilk önce Monaco kulübüyle birebir konuşacağız. Ondan sonra başka kulüplere yatsatacağız, yağlayacağız. Monaco kulübüyle çok iyi diyaloglar içerisindeyiz. İkinci başkanla beraber çok iyi münasebetlerimiz vardır. Kimse merak etmesin arkadaşlar. Ya Falcao, burada taraftarların içi rahat mı olsun diyorsunuz Sayın Albayrak? %99 ise rahat olsun. Sizin yani. O fotoğrafını vermeniz zaten transferin bitti anlamında. Hayır, o fotoğrafı ben vermedim. O yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ama ondan çok daha çok önemli fotoğraflar var benim elimde. Hem ikinci başkanımla Petrov Bey'le hem de yani çok iyi bir yerdeyiz. Bir problem yoktur diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Son soru olsun. Çakli'nin gitmemesi. Ben biliyorum. Hangi fotoğrafı? O fotoğrafların ne olduğunu biliyorum. Ne fotoğrafı ya? Abdurrahim Albayrak'ın ikinci başkanla. Hayır. İmza Falcao falan. İmza fotoğrafları İmza var. Fotoğrafları. Doğru. İmza fotoğrafları var. Yaz. Ön sözleşme. Abdurrahim Albayrak'ın söylediği orada. Daha önemli imza fotoğraflar var. Yine bravo. Söylüyorum. Bravo. Eğer sevgili Galatasaraylılar. Ben size yayın başında ne dedim? Monaco takımı. Eğer bir santrafor var, bir santrafor Kalinic'te uğraşıyorlar. Anlaşırlarsa Falcao önümüzdeki hafta, bak anlaşırlarsa diyorum. Falcao önümüzdeki hafta Türkiye'dedir. Bu pazartesi olur, salı, çarşamba olur ama önümüzde. Çünkü Falcao ile anlaşılmış durumdadır. Falcao'da hiçbir pürüz yok. Tamamıyla transfer bitmiş durumdadır. Falcao'nun alacağı para, kalacağını da okuluna yer, her şeye kadar her şey hazırlanmıştır. O elimizdeki daha iyi fotoğraflar dedi. Gülüyorum, gırgır yapıyorum. Biliyorsunuz o imza fotoğrafları var. Orada anlaşma fotoğrafları var. Evet, çok izleyen var. Anlaşma fotoğrafları var. Abdurrahim abi tebrik ediyorum. İmza fotoğrafları. Çok önemli ama Ahmet Bulut gerçeği var arkadaşlar. Kesinlikle. Bu ülkede Ahmet Bulut gerçeği var transferlerde. Başka bir şey. Doğru. Tebrik ediyorum. Bu arada menajerlerden konu açılmışken Batur Altıparmağı'nda annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onu da söyleyelim. Allah rahmet eylesin. Ahmet Bulut zaten normalde ağzından kesinlikle laf alamazsın ama Falcao konusunda bir kere 20-25 gün önce Sinan abiye söyledikleri. Ben Çeşme'de Spiyacı Grande'de Sinan ya. Abiye söyledim. Sinan şunu söyledi bana ya. Aktivite Ertom dedi. Müsaadenle söylüyorum. At Twitter Tom dedi. Hayırlı bana olsun. Bana böyle Ahmet'e sordum. Abi dedi çocuk burayı istiyor dedi. Çocuk Galatasaray'da oynamayı istiyor. Küçükken Galatasaraylıymış. Vedat Buric gibi. Evet. O da Fenerbahçeliymiş. Değişti sonra. Yok hayır Fenerbahçeliymiş. Formalı da falan. Öyle mi ama Galatasaray'a dönmek istiyorum demedi mi? Falcao he? Galatasaray'a dönmek istiyorum demedi mi? Ya bir şeyler oldu orada ben tam anlamadım. Falcao küçükken Galatasaray'da mı oynamak istiyordu? Küçükken Galatasaray'ymış. Küçükken Galatasaray'ymış. Mahallede Galatasaray'ymış. Kolombiya'da. Bunun ciddi yalanlar oldu. Kolombiya'da. Ya tabii gırgırı da. Falcao 25'in üzerinde gol atar artık. 25'in üzerinde. 25'in üzerinde gol atar. 25'in. Bir soru sorabilir miyim? Galatasaray'ın Cenk Tosun'la ilgilendiğini biliyorum. Bizzat. Gelmez. Gelmez doğru. Babası da söylüyor. Şenol abi de söylüyor. Gelmez. Eintracht Frankfurt olma ihtimali yüksek. Bence de Türkiye'ye gelmesin. Çok yakışıyor Avrupa'ya. Cenk Tosun mu Falcao mu? Çok zor bir soru. Bence de çok zor. Şimdi bak birisi... Niye sordum bilmiyorum. Ertemciğim, birisi kendini kanıtlamış, çuvalla gol atmış. Birisi Türkiye'de son dönemlerde iyi oynayarak Avrupa'ya transfer yapmış. Hı-hı. Şimdi Cenk Tosun mu Falcao mu dersen iyi Burak Yılmaz dersin mesela. İyi bir hazır Burak Yılmaz var mesela. Yani bunları... Ama... Şimdi Falcao'yu Galatasaray niye almış biliyor musun aldı? İki sene oynar. Şampiyonlar Ligi'nde. Ertem.
İki sene Şampiyonlar Ligi'nde oynar. Bu sene oynayacak, seneye doğru. Ondan sonra tempo düşer. Eski tempo olmaz. Yani Falcao için çok iyi bir transfer. Daha kritik bir soru sorabilir miyim? Sorabiliriz. Burak Yılmaz mı daha çok gol atar ligimizde? Falcao mu? Burak Yılmaz sakatlanmazsa. Evet, sakatlanmazsa. Burak Yılmaz'ı bu Galatasaray takımına gol 30 tane atar. Bak bu kadrosuna koy. Galatasaray'ın bu kadrosuna koy. Babel ve golü ağzına atıyorlar topu. Arkada Enzonzi seri. Yani. Anladın mı? Elhan'da. Onun için ben demin Beşiktaş'la ilgili yorum yaparken Beşiktaş'ın kadro kalitesi düşmüş. Yani seviye aşağıya düşmüşler, düşürmüşler seviyeyi, kadro kalitesini. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın en az bu kadrosuna çok çabuk acilen nereden alırlar bilmiyorum. Önümüzdeki hafta 3 tane iyi oyuncu alması lazım. 1 tane iyi santrafor alması lazım. 1 tane iyi santrafor, 1 tane iyi bir kanat oyuncusu mutlaka almalı. Mutlaka bir kanat i̇yi oyuncu, bir kanat oyuncusu bir de bir orta saha almasın. Sinan abicim. Bulamazsın, nereden bulacaksın? Nereden bulacaksın? Peki iyi bir santrafor kalmış mıdır? Kalmaz. Bulamaz. Çok zor. Değil mi? Kalmaz. İşi çok zor. Burak Yılmaz'ın iyileşmesini bekleyeceksin. Abu Bakar gelir mi? Efendim? Abu Bakar'ı alır mısın? Sakatlı olmuş onda. Onda bir şey var. Sakatlı. İlgilendi mi Beşiktaş'la? İlgilenmedi Beşiktaş. İlgilenmedi. Ertan Süzgün diyor ki transfer konusunda istihbaratlarına her zaman güvenirim. 3 yıl 22,5 milyon euro Falcao için. 3 yıl 22,5 milyon euro. 5,5 milyon net maaş, iki de evet, bonusları olacak Falcao için diyor Ertan Süzgün. Ya aldı o tapusunu aldı kulübün de. Ama Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımı yaptı. Ertem. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosu yaptı. Türkiye Ligi kadrosu değil. Yani Falcao transferiyle bu Enzonzi transferi Şampiyonlar Ligi. Hangisi manşet? 20 saniye oldu daha ya. Ne o? Burak Yılmaz Galatasaray'da olsa 30 gol atar. Atar. Yani Burak Yılmaz, he, sorunun tam cevabı. Burak Yılmaz Falcao'dan, yani Beşiktaş iyi bir kadro oluşturdu diyelim Eylül'den sonra. Şimdi Beşiktaş'ta düşünsene. Talisca Babel olduğunu düşün. Oo. Talisca bir yerde, Babel olduğunu, iyi Quaresma, aynısını söyleyeyim. Ama ben bu Burak Yılmaz'ı Galatasaray'da oynatırsam 30 tane atar. Bu Burak Yılmaz Beşiktaş'ta sorun yapamam. Sorun işareti. Evet, ekranda Falcao, yakışıklı esmer çocuk. Gerçekten de Galatasaray'da oynamak istediğini söylemiş. Bunu da belirtelim. Doğru, doğru, doğru. Bu arada sevgili seyirciler, Falcao, mantık yürütelim. Lafını bölmedin değil mi? Estağfurullah Sinan abi. Mantık yürütelim. Abdurrahim Albayrak'la yan yana o resime çekilen adam, Abdurrahim Albayrak ne diyor? Akıllı, herkesin bir kendine göre bir aklı vardır. Abdurrahim Albayrak ne diyor? Daha önemli resimlerimiz var diyor. Evet. Yatakta değil herhalde. Haydi, daha önemli resim derken onu demek istiyor Abdurrahim Albayrak. İmza, imza imzalar hatırlıyor. Ya fotoğraflar var. Aynen. Bunları söyle. Şimdi şu resmi Falcao ile çekmişsem bu iş bitmiştir. Tabii. Bitmiştir. Servis yapamaz. Diyorlardır ki birkaç gün bize süre verin. Şu oyuncuyu da alalım. Ondan sonra şimdi bitmiş yani iş. Olay bitmiştir. Evet. Yani şu an olayın bitmemesi demek Abdurrahim Albayrak'ın istifa etmesi demektir. Doğru. Sevgili Mustafa Çevik kardeşim, yeni sezon hayırlı olsun diyor Mustafa'ya. Evet. Buradan sevgiler, selamlar. Mustafa da. Çok çok sevgiler Mustafa kardeşime. Sevgiler gönderiyoruz. Arkadaşlarım haber gönderiyorlar, haber veriyorlar. TRT'nin, TRT Spor'un istihbaratı, kimsenin hakkını yemeyelim, hakkını verelim, teslim edelim. Uruguaylı 26 yaşında, 2022 yılına kadar sözleşmesi var. Milan Cenova'dan 14 milyon euroya almıştı. Geçen sezon 28 maç, 13'ü ilk 11'de. Kim? Diego Laxalt, Uruguaylı futbolcu, sol bekte, Fenerbahçe ilgileniyormuş. Resmi teklif yapmış Fenerbahçe. Bu futbolcunun görüntüsü varsa lütfen verelim. Bir kez daha tekrar edelim. Ertan Süzgün de şu anda gönderdi abi, haber doğru diyor. Uruguaylı futbolcu 26 yaşında, 2022 yılına kadar sözleşmesi var ekrandaki bu futbolcu. Milan Cenova'dan 14 milyon euroya satın almıştı. Geçen sezon 28 maç oynamış, 13'ü ilk 11. Fenerbahçe resmi teklifte bulunmuş. Diego Laxalt'a, Uruguaylı futbolcuya bu son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşalım sevgili seyirciler. Diego Laxalt'la ilgili Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcuyla şey görüşmesi var. Sivas'a gidildi edildi bir şey yok mu Beşiktaş'ta? Sayın Başkan'ın bir Kangal'la bir
böyle sevmesi falan var. O görüntüleri ekrana getireceğiz. Ben de Kangalları çok severim. Onu da söyleyelim. Evet, bu Laksaat'ı Beşiktaş'ta çok almak istemişti diyor Murat Özen'e buradan. Sevgiler. Beşiktaş'ta çok istemiş. Bu sol bek çok önemli bir sol bek. Diego Laksaat okunuşu bu şekilde herhalde. Laksaat sevgili seyirciler. Fenerbahçe'nin istediği bir futbolcu. Kolarov konusunda Roma ile bugün bir görüşme yaptım. Onun altını çizeyim. Önemli bir menajerle bir görüşme yaptım. Kolarov gelmek istiyor. Türkiye'ye gelmek istiyor ama Roma bırakmıyor. Kolarov Roma kesin bırakmıyor. Kolarov işi yaptı. Sevgili seyirciler. Erdem, Hasan Şaş'ın istifa mı ettim diyor. İstifa açıklama yaptı. Evet. Peki Hasan Şaş muhtemelen Fatih Terim istifasını kabul etmez onu. Doğru. Fatih Terim onu seviyor. Evet. Peki orada Hasan Şaş'a yani küfür edenler ne olacak? Nerede bu 62-22 abi? Ben Nihat Özdemir'i falan dinliyorum. Çok sert kanunlar işte gelecek, şöyle geliyor böyle. Bir an evvel gelsin abi. Bir tane o kendini bilmem mesela sahaya atladı. Sinan abicim. Süper Kupa finalinde biliyorsun. Evet. Abi hapis cezası vereceksin. Hapis atacaksın. Caydırıcı kanunlar çıkarmadığın sürece, koymadığın sürece cayacak abi. Korkacak. Korkacak, cayacak ve yapamayacak. Yasadan korkacak. Kanunlardan korkacak. Maalesef korkmuyorlar. O oradan bana küfür edemez abi. Hasan oradan küfür diyorsa 5 metre Hasan ona dönüp cevap verir. Bir vermemiştir Hasan. İki vermemiştir Hasan. Anlatayım. Üçüncü de vermiştir. Karşılıklı ona dönmüştür. Oluyor. Peki onlar ne olacak? O stat orada işlem yapacak. 62-22 onlara işte. Nerede 62-22 abi? Ben bizzat olayı bildiğim için söylüyorum. Anlat. Maç sonrasında Hasan Hoca ve Necati Hoca çıkıyorlar. Necati Hoca arkadan geliyor. Hasan Hoca'ya aşağıdan birisi küfür ediyor. Ama çok özür dileyerek söylüyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum sevgili seyircilerimizden. Eşine, çocuğuna, annesine kadar küfür ediliyor Hasan Hoca'nın. Hasan Hoca şöyle bir bakıyor. Necati Hoca'ya diyor ki polislere baksana diyor. Bir söylesene diyor. Ondan sonra polislere diyor ki Necati Hoca. Ya diyor görmüyor musunuz adam küfür ediyor. Sonra adamı alıyorlar. Adam hala küfür etmeye başlıyor. Hasan Hoca ağzını açmıyor. Zaten diyor cezalıyım diyor. Zaten cezalı durumdayız diyor. Ben diyor nasıl diyor konuşayım diyor. Hala küfür ediyorlar. Ondan sonra ki ondan önce Denizli Spor Başkan Yardımcısı locada falan Hasan Hoca ile oturuyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Muhabbetler çok iyi. Ondan sonra daha istenmeyen şeyler yaşanıyor. Hasan Hoca ağzını açmıyor. Necati Hoca ağzını açmıyor. Ama Hasan Hoca'ya burada yapılan bir haksızlık olduğunun altını kırmızı kalemle çizmek istiyorum. Hasan zaten bak ben sana böyle bir şey olmaz yani. Benim tanıdığım siz nasıl adama küfür edersiniz? Ya? Benim tanıdığım şey benim tanıdığım Fatih Terim bu istifayı falan kabul beni etmez bir dakika. Benim tanıdığım Fatih Terim bunu kabul etmez Hasan Şaş. Peki Hasan Şaş'a küfür edenler? Hasan Şaş'a küfür edenler ne oldu? 60-22-20 nerede? Abi bu kadar rahat mı küfür edilecek ya? Böyle bir şey yok abi ya. Bir tane o Denizli Spor Kupa'da kendini atıyor sahaya sonra özür dilerim falan filan diye. Yok öyle bir şey ya. Bak olaysız şahane bir Süper Kupa. 2020 Şampiyonlar Ligi finali de bizde oynayacak. Evet. Şu an ne kadar bakın ne kadar turist geldiğini, ne kadar dünyaya nasıl bir fotoğraf verdiğimizi gördünüz değil mi? Hiçbir evet. Olaysız, hiçbir terör olayı olmadan, hiçbir olay olmadan, bir kavga gürültü olmadan her şeyden önce İstanbul Emniyet Müdürü'nü tebrik ediyorum Mustafa Çalışkan'ı. Mustafa Çalışkan'ı tamam biraz kızdık ettik polis her yeri kapatmış Ertem. Hı hı. Gidemedim. Yani Taksim Beşiktaş'a bir yere gideceğim işim var otele geçeceğim geçemedim. Cihangir'e gideceğim gidemedim. Yani anladın mı? Hiçbir yere gidemedim her yeri kapatmışlar. Kızdık ettik bilmem ne yaptık ama helal olsun. Hiçbir olay olmadan İstanbul Emniyeti'ni tebrik ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ın görev yapan emniyetçi arkadaşlarımızı kutluyoruz. Müthiş bir organizasyondu. Bak ne oldu? Ama bir tane densiz sahaya atlıyor. Bir anda Allah korusun. Bir futbolcuya çarpar. Bir şey olur. Aa bakın Türkiye'de bu. Şimdi 2020 Şampiyonlar Ligi finali bizde oynanacak. Şu an otel rezervasyonu alıyorlar. Tabii. Biliyor musunuz? Bakın şu an otel rezervasyonu. Taksim'de Beşiktaş bu civarlarda ne kadar çok biliyorsunuz değil mi? Esnaf iş yaptı. Şu ekonomik kriz döneminde yani diyoruz. Ne kadar çok iş yaptı değil mi? Bütün tamamıyla turistler müthiş paralar bıraktı. Otellerde yer yoktu. Dolayısıyla
Bu çok önemli bir şey. Onun için müthiş bir organizasyonu, yüzümüzün akıyla İstanbul Emniyeti Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Bitirdik. Evet. Transferler. Herkes transfer soruyor. Galatasaray Falcao konusunda. Evet, Falcao. Ben de şu anda arkadaşlarımızın aldığı bilgiler. Sevgili Burak Orkut'tan gelen bir bilgi. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, ki Sayın Abdurrahim Albayrak %99 bitirdi. Sinan abi zaten önümüzdeki hafta için dedi. Çarşamba günü İstanbul'da olması bekleniyor. Bir imza töreni yapılması bekleniyor. Bir şey yapalım. Bir şey atlamayalım. Ben Monaco bir santraforla anlaştığı an diyor. Evet, doğru. Eğer Monaco bir santraforla anlaşamazsa Falcao transferi olmaz. Doğru. Ocağa kalır. Aynen öyle. Bak, ocağa kalır. Burada yani aradaki lafları çekmeyelim sadece. Hepsine genel olarak bakalım. Monaco bir santrafor alırsa Falcao'yu bırakacak. Çünkü Falcao ile anlaşıldı. İmzalar bile atıldı. Sinan abicim, şimdi bugün Monaco'nun Metz'le maçı vardı. Tam bir görüntüyü ekrana getirelim. Monaco'nun Metz'le karşılaşması vardı. Oynamadığını. İkinci Louis'de soyunma odasında Falcao'nun forması hazırlanmıştı. Evet. Sakat deplasman, özür dilerim, Metz'te, Metz'in stadında. Monaco'nun stadı ikinci Louis çünkü. Metz'in stadında forma asılı. Yani Falcao oyuna hazır. Sonrasında ne oluyor? Falcao'nun görüntüsünü görelim. Stada çok sağlam bir şekilde geliyor. Bu görüntüler son görüntüler sevgili seyirciler. Falcao stada geliyor. Bakın. Buradaki arkadaş Falcao. Hiçbir sakatlık falan yok. Bir geriye alabiliyor muyuz Serkan'cığım? Hiçbir sakatlık yok. Sonrasında bir anda Monaco kulübü bir açıklama yapıyor. Diyor ki futbolcumuz sakatlığından dolayı kadrodan çıkartılmıştır. Değil. Tamamıyla sakatlanmasın. Değil. Tamamıyla Falcao tamamıyla sakatlanmasın diye. Bu maçta oynatılmamıştır, risk edilmemiştir. Risk edilmemiştir, tamamıyla. Yoksa yani forması asılmış, sakat olan futbolcu, yani soyunma odasında merdivenlere yürürken mi stadın sakatlandı? Hayır. Dolayısıyla tamamıyla bu transfer yatmasın diye. Çünkü Monaco'da satmak istiyor. Monaco'da para almak istiyor. Dolayısıyla tamamıyla Falcao'nun bu transferi, Ertemciğim, bitmiştir. %100... %100 sakatlanmasın, risk olmasın diye. Sevgili Burak Orkut yine çok önemli bir haber verdi şu anda. Monaco teknik direktörü Jardim 15 Ağustos'ta 2 gün önce bir açıklama yapıyor. Falcao hazır durumda, bu hafta çok iyi çalıştı ve istekli. Tekrar ediyorum. Jardim'in, Monaco teknik direktörünün açıklaması Falcao ile ilgili 2 gün önce. Falcao hazır durumda, bu hafta çok iyi çalıştı ve istekliydi. 2 gün sonra, yani bugün maçtan sonra değil mi Burak? Falcao'nun hafta boyunca küçük bir problemi vardı ve oynamak için yeterince hazır değildi. Bu nedenle oynamadı. Bakın kulüp diyor ki önce sakatlık diyor. 2 gün önce Jardim şu açıklamayı yapıyor. Falcao hazır durumda, bu hafta çok iyi çalıştı ve istekliydi. Bugün maçtan sonra, Metz maçından sonra diyor ki Falcao'nun hafta boyunca tamamıyla küçük bir problem vardı ve oynamak için yeterince hazır değildi. Bu nedenle oynamadı. Ertem, şu an belki Galatasaray formaları bile bastılar. Belki Falcao formaları bile basılıyordur. Monaco taraftarları şu anda, Onur Yıldız, sevgili Onur kardeşim. Evet, bu akşam hareketli bir akşam olacağını biliyorduk Falcao konusunda. Monaco taraftarları, taraftar grupları Falcao'ya veda mesajları atıyorlarmış sevgili seyirciler. Falcao'nun Instagram'ında Galatasaray'ı takip ediyor mu? Şu anda Halil İbrahim abi bana gönderdi. L'Ekip'ten bir açıklama. L'Ekip gazetesi. Evet, Halil İbrahim abi, okuyorum ben şu anda. Kolmar'dan Halil İbrahim abi açıklama yapıyor. L'Ekip gazetesi bir açıklama yapmış. Evet, Galatasaray'da büyük bir sürpriz olmazsa Falcao Galatasaray'da şeklinde bir açıklama yapılıyor sevgili seyirciler. Ertem, mesaj geldi arkadaşımdan. Onun da arkadaşı. Hı hı. Aynen söylediğin gibi doğru. Monaco bırakmaz ise gelemez. Ben bunu 3 haftadır söylüyorum. Bugün de Kane kendi oynamak istemedi. Kendi ağzıyla da söyledi. Perşembe günü bunu da WhatsApp'tan yazdı. Kendi oynamak istememiş. Kendi oynamak istememiş. Monaco bırakmazsa Monaco santrafor alacak. Monaco santrafor alacak, evet. Şafak Çak kardeşim benim, çok değerli bir kardeşim. Mimar. Çok teşekkürler. Mimar kardeşim. Şafak'ın yazışmaları var. Bak burada Ertemciğim. Yazışmaları var burada bak. Hey my friend. I am waiting for
Monaco, Led. Aa, evet. Quater. Gördün mü? Evet, evet, evet. İyi my friend. Aynen. WhatsApp bekliyorum seni Monaco. Aynen öyle. Tamam mı? Falcao Monaco'ya res çekti şeklinde haberler var. L'Equipe gazetesinde Falcao Monaco'ya res çekti, Galatasaray'a gidiyorum diye. Kendi oynamak istememiş. Arka arkaya evet gelen haberler. Sinan abi bu aynı haber ya. Geliyor bak. Falcao L'Equipe gazetesi Falcao Monaco'ya res çekti, Galatasaray'a gideyim dedi. Onu oynamak istedim yani dedin, ben. Evet, aynen. Ben Ertem, aynı yani biz bir şeyi emin olmadığım bir şeyi ben söylemem biliyorsun. Tabii. Ama bana dedi ki bu işi yapan adam aradaki dedi ki Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor. Bakın Falcao oynamak istemiyor bir laf deseydi çok demezdim ben. Hani o iş bitti. Yani Falcao'yu ikna etmeye çalışıyoruz dediğin an abi şimdi bak Falcao dediğin adam 34 yaşında. Kolombiyalı. Dünyanın en güzel yerlerinde Monaco'da yaşıyor. İşte ne orada İspanya'da oynadı falan filan. Türkiye, Galatasaray. Şimdi Galatasaray bir marka. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ve marka ve şampiyonlar. İstanbul çok güzel bir şehir. Yani rahat ikna edebilirsin. Ha şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamasaydı ikna edemezsin Ertem. Doğru. Maalesef Galatasaray bu tip transferleri beceriyor. Bir de Şampiyonlar Ligi var. E bir de markada teknik direktörüm var. Doğru. Marka teknik direktörüm var. Yani şimdi yani tamamıyla tabiri caizse Fatih Terim Türkiye'nin bir numaralı markası. Teknik direktör olarak. E, çok çabuk ikna edebiliyorsun. Ama Şampiyonlar Ligi istediği parayı da veriyorsun. Onun için bu transferin olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü futbolcu istiyor. Futbolcu parayı istiyor. Monaco ile de anlaşmışlar diyor ya Abdurrahim abi. Doğru. Güzel münasebetlerimiz var. Ya Beşiktaş'la ilgili bir şey yok mu Ertem? Beşiktaş maçı ya. Hangisi? Ha tamam verelim. Hadi. Verelim. Come to Galatasaray diyor. Maç önü görüntülerini bir verelim. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. Onur Yıldız da zaten söylüyor şu anda. Evet Falcao görüntüleri. Bu görüntüler sevgili seyirciler biraz hayırlı önce olsun. Sinan abiye de gelen istihbarat res çekti. Kendi oynamak istemedi. Onu da belirtelim. Sakatlık falan yok. Herhangi bir sakatlık yok. Zaten Jardim de hafta içinde farklı konuşmuş. Çok istiyor aslanlar ya. Gibi çalıştı. Oynamak istiyor diye. Şey oynayacak diye. Bugün maçtan sonra da hayır hafif bir sakatlığı vardı diyor. Ama öyle değil. İşin aslı res çekiyor kulübüne. Ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Oynamak istemiyorum Monaco'da diye. Galatasaray Monaco'nun yapacağı transferi bekliyor şu an için. Şu an için Monaco bir santrafor almak üzere. Aldığı anda hafta içerisinde çarşamba günü imza diye düşünülüyor Galatasaray kulübü tarafından sevgili seyirciler. Fenerbahçe'de Kolarov defteri kapandı. Çok büyük bir sürpriz olmazsa artık. Çok büyük bir sürpriz olmazsa kapandı. Roma kulübü kesinlikle bırakmıyor. Kolarov bize diyor ve Luis Gustavo ile Marcelo Gustavo Fenerbahçe bitiriyor. Fenerbahçe'nin Gustavo'yu bitiriyor yani. Yönünde %90'larda. DSF'si var mıydı? Var mı arkadaşlar? %90'larda Ertem. %90'larda bitiriyor. Fenerbahçe Gustavo'yu almak üzere çok büyük bir sürpriz olmazsa yine Fenerbahçe bu futbolcuyu Gustavo'yu renklerine bağlamak üzere sevgili seyirciler görüntüye geliyor. Kolarov defteri kapandı ve Gustavo ile Fenerbahçe çok büyük sürpriz olmazsa resmi sözleşme imzalayacak. Gerçekten de Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olduğunu belirtelim. Sahanın her yerini dolaşan, gezen, basan, ısıran bir futbolcu. İnşallah Beşiktaş'ta da bir iki transfer haberi falan veririz. Var mı şey? Bilmiyorum Sinan abi. Var, Sivas'a gidelim. Transfer yok. Belki başkan var ya şey İstanbul'a köpekleri getiriyormuş. Getirdim. Köpek çok seviyorum. Hazır köpekleri mı? Getiriyorum. Yani. Ajans. Ümraniye'de kangal var bir sürü. Tamam. Tamam. Fenerbahçe'ye geçeceğiz. Sonrasında o biraz sonra Uruguaylı futbolcuyu da ekrana getireceğiz. Sayın Başkan'ın bizim Beşiktaş'tan bir transfer haberi var mı abi? Bırak yok. Sen şimdi Sivas görüntüsünü yok, yok mu transfer haberi? Vallahi yok transfer. Yani oradaki var mı o görüntüleri niye veriyorsun ki? Bir de seyirci şey Beşiktaş'tan sinirlenmesinler. Ertem. Transfer yok Sinan abiciğim. Kötü durum Beşiktaş'ta ben sana söyleyeyim. Yani Sinan Beşiktaş abi. bu kadrosuyla lige başlarsa sıkıntı yaşar. Bu kadroya takviye yapmazsa sıkıntı yaşar. Volkan Babacan alıyor mu? Çünkü taraftarla yönetim arasında sıkıntı var. Yani taraftarla yönetim başkan arasında sıkıntı var. Bu da işler kötü giderse Ertemciğim bu Allah korusun artar. Bu artar. Yani sportif başarı olmazsa yani bu taraftarı durduramazsın. Onun için bu kadronun mutlaka takviye alması lazım. Bu kadronun nereye göre transfer Sinan abi? Santrafor, bir kanat. Kanat, bir de ön libero alırım hemen acil. Ön libero. Ama daha 3 günde nasıl alacaksın? Bir haftada alacaksın.
Bir an evvel alması lazım. Kimle oynuyor Beşiktaş Cuma günü? Cuma günü kimle oynuyor Beşiktaş? Göztepe ile. Zor maç. Sonra üçüncü hafta? Üçüncü hafta yine içeride Çaykur Rizespor'la. Sonra Antep'e gidiyor, Gazişehir'e. Yani çok üst düzey maçlar değil aslında. Yani baktığın zaman çok sert rakipler değil. Yani ama inşallah 3-4 haftayı kazasız belasız Beşiktaş atlatır. Atlatamazsa sıkıntı yaşar. Yani başkanla tribünler arasında sıkıntı başlar artık. Sakatlar düzeldiği zaman... Sakat kim var ki? Burak Yılmaz, Karius. Bir de Burak'la Karius var, başka yok. Atan tutan her zaman önemli dersiniz ya. Işte. Ama atan tutandan Burak, ziyade Burak şimdi getiren nerede çok? Burak şimdi ayağı sakat, ne zaman fizik olarak kaç haftada dolayı iyi gelecek, iyi olacak da yani eski formunu yakalayacak falan bir zaman alır Ertem. Doğru. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ilk daha sakatlandı kampta, tarak kemiğinde kırık olduğu an santrafor transferini yapması lazım. Evet, doğru. Doğru. Volkan Babacan'la ilgili bazı iddialar var Sinan abi. Zannetmiyorum olacağını. Yani zor. Muhammed Şengezer'i alacak deniliyor Başakşehir'in. Bursa Spor'da transfer tahtası açılacak muhtemelen. Muhammed Şengezer'i aldığı zaman Bursa Spor'dan sonrasında Volkan Babacan'ı da Beşiktaş'a vereceği yönünde haberler var. Ama olmaya da bilir. Hani bana çok inandırıcı gelmiyor. Şimdi birisi bir şey yazmış bana. İnsanlara saygım, hayvanlara yapılan zulüm karşısında hayvanların havlamasına mı senin uykunu bozuyor? Abi hayvanlar, lan ne diyorsun? Nereden ne anladın be? Hayvanlara ne alakası var? Sitede hayan da havlıyor küçük köpekler. Onları söylüyorum uyutmuyorlar diye. Nereden hayvan katledildiğine girdin? Nerelere girdin? Ne alakası nereden var nereye girdin? Helal olsun sana ya. Vay be. Hakikaten yani çok tebrik ediyorum. Sezonu açtık. Canı sıkılmaz. Canı sıkılmış onun hayvanlara. Çok seviyorsan gel gece falan. Benim oturduğum eski mahallede çok hayvan vardı orada. Geç bakalım oradan geçebiliyor musun? Öyle bu şimdiki gibi evcil falan hayvanlar falan değildi. Sokaktan geçemezdin. Yani biz öyle mahallelerde büyüdük. Hayvanlara bize öğretme. Biliyorsun eskiden de yani o. Şimdi eski mahallelerde hatırla ya köpekler. 10 kişi grup geziyorlar tabii, Ertem. Tabii. Hadi geç bakalım gece bir yerden. Hele bizim o çeşmede falan var ya. Yürüyorsun değil mi? Abi grup halinde dönmek zorunda kalıyorsun. Ne bilemezsin ki. Yani. Twitter'dan bizlere yazabilirsiniz sevgili seyirciler. Bu kadro Beşiktaş için, şampiyonluk için yeterli mi? Galatasaray kaç transfer yapmalı? Bundan sonra transfer yapacak mı? Yapmalı mı? Bir sürpriz daha olabilir deniliyor Falcao haricinde. Fenerbahçe kaç transfer yapmalı? Trabzonspor'un evet bence de bir 6 numaraya ihtiyacı alıyor. Var. Trabzon. Alacak Fener. Trabzon alacak. Trabzonspor da transfer yapacak. Trabzonspor da kutlamak lazım. Müthiş bir ivme yakaladılar. İnşallah her şey güzel olur. Trabzonspor için de sevgili seyirciler. Bunların hepsini konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Geldi mi Fikret Başkan'ın? Evet. Bunlar evcil. Tabii bunlar çok güzel. Bunlar çok abi asil hayvanlar. Bunlar eğitimli tamam. Eğitimli Ertem bunlar. Bir geç bakalım normalde de. Yani. Ne yaparlar biliyor musun? En çok hangi takımın transfere ihtiyacı var? Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin sonra. Fenerbahçe'nin sol beki yok mesela. Pazartesi günü Dirar oynarsa şaşma sol bek. Doğru. Dirar. Sol bek yok. Hasan Ali sakat. Sakat. Yani İsmail gitti değil mi? Evet. Yani Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin en çok transfer ihtiyacı yok. Galatasaray'ın bir tek transfer ihtiyacı var. Falcao transferine var. Bir de Fatih Terim'e ihtiyacı var. Fatih Terim. Fatih Terim. Fatih Terim. Farklı abi Galatasaray için. Farklı. Farklı. Çünkü öyle bir takım yaptı ki Şampiyonlar Ligi takımı yaptı Ertem. Bak bu takımı motive etmek de çok zor. Anadolu maçlarında. Çünkü bu takım, bu futbolcu toplumunda öyle bir şey var ki oyuncu, yani bu oyuncuların maç seçme özelliği çok fazla. Deplasmanda falan bu oyuncuları falan motive etmen çok zor. Bak deplasmanda Galatasaray kaybedebilir. Doğru. Kazı kaybedebilir. Maçlar kaybedir. Ama içeride çift rakamlara çıkabilir. Unutma bunu. Doğru. Ersun Yanal diyor ki şampiyon biz olacağız. Olabilir. Olabilir. Yani Fenerbahçe'de yaklaşık 2 veya 3 takviye yapacak. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil. Fenerbahçe Vedat Muriç'i aldı. Vedat Muriç. Rodriguez aldı. Gelenleri gidenleri bir görebilir miyiz? Rodriguez var. Ne Alman çocuk? Mark Kruse. Mark Kruse. Onu aldı. Bunlar mı? Zanka'yı aldı.
Ne ya bu? Nasıl bir gelenleri gidenleri göre karınca gibi karınca gibi yazmışsınız bunu. Çok nasıl göreceğiz olmuş ya bunu? Evet, biz de okuyamıyoruz buradan. Rodriguez Alper Potuk sol taraf. Vedat Muriç Allah yar, genç futbolcu Allah yar. Deniz Türüç, Deniz Türüç'ü aldılar. Victor Moses Nabil Dirar. Max Kruse Zayis Ferdi Kadıoğlu. Ozan Tolgay Tolga Ciğerci. Emre Cahilson Mehmet Ege. Kötü kadro değil. Savunmada sıkıntı var. Ertem. Stoper mi? Stoper de, stoper de lazım, sol bek de lazım. Sol bek de lazım. Altay bak, mesela mükemmel değil misin Sinan abi? Bir transfer efendim? Kaleci Altay. Altay daha da iyi olacak. Mesela çok daha önemli bir transfer daha var. Emre Mor. Galatasaray için. Çok kırmızı kart göstertir. Kendi de görebilir. Ama çok yetenekli. Çok yetenekli. Bir alalım arkadaşlar kadroyu. Çok yetenekli. Çok çabuk oyuncu. Ertem. Tam seyircinin seveceği, bayılacağı bir tip oyuncu. Ve topu hep ileri taşıyacak. İçeride falan, Türk Telekom'da falan şov yapar. Bak ne diyorum. Emre Mor seyirciyi falan ayağa kaldırır. Tutamazsın. Tutman için ya sert gireceksin ya sarı kart göreceksin. Çekeceksin. Yani Emre Mor'u durduramazsın. Üstüne koyarsa, fizik olarak da daha da iyi duruma gelirse zaten Fatih Terim olduğu için de daha çok havaya girecek. Umutlu musun Emre'den? Ben abi? Yani hayal kırıklığına uğratmaz inşallah. Yani tahmin ettiğim Emre Mor çok önemli bir transfer olabilir bu sene. Evet. Ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olabilir. Yani çok çabuk oyuncu. Top ayağından alamazsın. İçeride hele Ertem içeride oyunu yıktığın zaman rakip sahaya bunu nasıl durduracaksın ki? Diğer sahasına girer, penaltı aldırır. Yani her türlü faul aldırır, frikik kazandırır. Çok iyi bir transfer. Fatih Hoca öğrendi transfer yapmayı. Bir gelenleri gidenleri görelim. Hayır, gelenleri görelim. Söyledim sana, Fatih Terim öğrendi transferi. Kesin. Ya şey yapmadın. Çok kötü transferler yaptığı zamanlar da var, hatırla. Hatırla. Gel geriye. Çok eleştirildiği dönemler çok, oldu. Çok çok kötü transferler olduğu zamanlar ama son dönemde Fatih Terim. 14. Tabii Cadde transferi var. O da bir bomba hafif tabii. Bak. Gelenler Enzonzi, Seri, Ozon Vafor, Şener, Okan Kocuk, Ryan Babel, Adem Büyük, Emre Mor, Jimmy Durmaz. Okan çok iyi kaleci. Bak Adem Büyük. Tecrübesi. Ryan Babel, Adem. Türkiye'de en iyi kafaya çıkan. Bakın o boyuna bakma. En çok en iyi kafaya çıkan çok önemli. Tamamıyla Galatasaray 3 kulvarlı bir kadro yapmış Ertem'cim. Yani ben 3 kulvara da bir kupayı aldı sezon başta. Bir de Falcao ben tabii. 3 tane kulvara ne diyor? Türkiye Ligi'ne. Türkiye kupaya ve Şampiyonlar Ligi. 3 tane kadro yapmış. Şampiyonlar Ligi'nden düşerse UEFA'da finale kadar gideceğini düşünüyorum bu kadronun. UEFA'da gideceğini düşünüyorum. İyi kadrosu var. Hiç kimse şey yapmasın. Neyse onu konuşuyoruz. Şurada bakın. Şu kadroya bakın. Kaç tane oyuncu Beşiktaş'a transfer edersin şuradan? Bunları mı? Hı. Hepsini. Uzağa gitme. Kaç tane buradan futbolcu Şener orada oldu diyelim geçelim. Kaç tane oyuncu transfer edersin? Okan Kuçu'yu çok tanımıyoruz. Emre Mor, Cemil Durmaz falan. Bunların hepsi Beşiktaş'ta oynar şu kadroda. Okan da çok iyi bir kaleci. Ben çok seyrettim. Çok iyi bir kaleci. Çok iyi bilmiyorum. Bunların hepsi Beşiktaş'ta oynar Ertem'ciğim. Evet. Ama şu Babel'in Beşiktaş'ta olduğunu, Talisca'nın Beşiktaş'ta olduğunu, Cenk Tosun'un ve Mario Gomez'in Beşiktaş'ta olduğunu, arkada Marcelo'nun, Marcelinho, Pepe'nin Beşiktaş'ta olduğunu düşün. Bunlara ihtiyaç yok dersin. Tabii. Ama yok şimdi onlar. Yani ona göre söylüyorum. Aranıyor. Çıta düşmüş. Beşiktaş'taki çıta düşmüş maalesef. Ya bugün bunun sonuçla alakası yok. Ben dün de Galatasaray yenildi. Ama ne dedim Galatasaray? Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı adıydı. 25. Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı. Kadro belli. Oyuncu belli. Bak abi kadroya bakar mısın? Şunların içinde Babel'le beraber Seri, Enzonzi, Emre Mor, Adem Büyük. Bunlar çok iyi transferler. 25'i bir görebilir miyim arkadaşlar? Sinan abi sana çok ilginç bir tablo ekrana getireceğim. Daha doğrusu bana çok ilginç geldi. Şikertel, Valbuena, Soldado. Bütün Avrupa'nın tanıdığı 3 futbolcu. Ben Şikertel'de ilgili sıkıntım vardı benim biliyorsun. Evet. Savunmada. Çok hata yapıyor, yerini boşaltıyor diyordum. Yani birinci işinin savunma olduğunu benimsememiş bir oyuncuydu. Sağdan top geliyor, kesiyor, ediyor. Ama bak Fenerbahçe'nin yediği gollerde kademelerde yok. Niye Fenerbahçe kalmasını istemedi?
Demek ki. Ama kamuoyuna baksan herkes ya şikayet eli değil. Hayır abi. Şikayet el tamamen milyon çok euro, ya, pozisyon hatası yapıyordu. 4 milyon Fenerbahçe'den alıyordu. Pozisyon hatası. Ertem yapıyordu. Fenerbahçe uzatmadı. Pozisyon hatası yapıyordu. Durdu yerde. Balbuena'yı saymayalım. Bitti. Ne? Balbuena mı Rodriguez mi? Ne? Ne? Ya Rodriguez'in ayakkabısını taşıyabilir mi? Rodriguez Fenerbahçe'nin aradığı futbolcu. Ertem. Hayır. Stil olarak. Fenerbahçe'de hızlı oyuncu eksikliği vardı. Kaleye çabuk giden, adam eksilten. Valbuena. Şimdi Zanka, Vedat Muriç. Vedat bende bir soru işareti gibi duruyor. Yani bu Fernando Ağlar'dan sonra anladın mı? Bilmiyorum, inşallah yanılırım. Uzun maratonda. Ne kadar gol atacak, ne yapacak bilmiyorum. Çünkü Moses var, Rodriguez var. Yani bunlar onlara çok top getirecek. Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı arkada. Arka dörtlüde. Kesin. Arka dörtlü düzeltirse Fenerbahçe'de Galatasaray'la beraber şampiyonluğun en büyük adayı olur. Sadece Vedat Muriç yeter mi? Senin abici. Yok, Rodriguez var. Forvet. Rodriguez lazım. Rodriguez'siz kaleye gidemezsin. Şimdi bir kanatta Rodriguez'in olduğunu, bir kanatta iyi bir Moses'in olduğunu düşün. Ortada Rodriguez'in olduğunu düşün. Yok, onu demedim. Vedat Muriç santrafor mevki için sadece yeterli mi Fenerbahçe'de? Ama şimdi orayı doldurursun. Başka bir isim daha gerekmez. Allah yar falan var ya, bir tane daha var. Alacak galiba belki. Alacak mı? Bakıyorlar. Ama bulamaz. Ama şimdilik gidersin. Öncelik sol değil mi? Fenerbahçe'nin. Sol. Fenerbahçe ilk önceliği Gustavo. Ondan sonra stopere bakıyorlar. Anladım. Evet. Ama Rodriguez falan çok iyi futbolcu. Çok hızlı oyuncu. Ertem. Çok hızlı oyuncu. Mesela Rodriguez'i Beşiktaş alır mısın? Rodriguez almaz mı? Yani işte öyle düşün. Almaz mı? Kanat oyuncusu arıyorsun değil mi? Al abi. Adam alıyor. Galatasaray Babel'i 3 ay önce bitirmişti. Evet. Hatırla, söylemiştim. Doğru. Babel'i 3 ay önce bitirmişlerdi. Evet. 19 numarayı bir ekrana getirebilir miyiz? Dünle ilgili dünden kalan bir istihbarat. Ertan Süzgün'ün, ben yayının başında da söylemiştim. Bir istihbaratımız var. Sevgili kardeşim Ertan Süzgün'ün bir haberi var. Bir ekrana getirelim. Bu arada Twitter'dan yazıyorsunuz Ertem Şener diye. Instagram'dan da Sinan abiden ve benden bana bol bol DM'den yazabilirsiniz. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Oğuz Yılmaz. Denizli sporlu futbolcu. Tam ekrana getirir misiniz bir? Altyazıyı da verelim. Denizli Spor Galatasaray maçının diyalogları. Oğuz Yılmaz diyor ki, hocam ayağım çime takıldı. Abdülkadir Bitigen diyor ki, takıldığını gördüm, %50'ye %50 ama basma var, verdim. Bu net birinci ağızdan gelen Ertem, bu bilgi. Pozisyon penaltı. Bence darbe var penaltı. Yani. Ayağına darbe bence var, de. Ayağına basıyor. Bu penaltı. Ama Babel'in pozisyonu ikinci sarıyı, bunu söylememize bile gerek yok. İkinci sarıdan atılması lazım Babel. Ama bu pozisyon penaltı. Bence de penaltı. Bir de Deniz Spor'un hatanı kestiği bir pozisyon var. Orada bir hakem hatası var. Hatanı kesti. Hı hı. Yani orada o pozisyon var. Fark etmez. Deniz Spor kazandı zaten. Allah'tan kazandı. Hakkıyla yani Recep kazandı Niyaz, değil mi? Recep Niyaz olmasaydı ortalık yangın yerine. Recep Niyaz Allah'tan gol attı. Orada rahatladı. Ama Galatasaray mesela Selçuk penaltı yazsaydı maç farklı yere gidebilirdi. Ama Marco denilen bir sorumsuz bir adam var abi. Sinan abi, ondan önce yine çok önemli bir istihbarat. Yine Ertan Süzgün'ün haberi. Denizli Spor futbolcular, hocam neden VAR'a gitmedin diyorlar Babel'le ilgili. Abdülkadir Bitigen diyor ki, Babel yüzünü korudu. Oğlum şöyle yapıyorsun, penaltı oluyor, buraya çarpıyor. Şurada el. Yani el şurada, gel bana. Gel bana. Şöyle yapıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Şöyle. Şöyle penaltı veriyorsun. Şurada elin şurada çık geliyor, buraya vuruyor, penaltı veriyorsun. Evet. Yani ne alakası, yüzünü korudu diye şey diyor. Olur mu öyle şey? Saçmalamış. Deniz bilmiyorum. Doğru. Ne derece doğru bilmiyorum. Yanlış. Yanlış bir beyan etmiş hakem. Hakemin iki tane, üç tane önemli hatası var. Ertemciğim. Evet. Bir Babel'in pozisyonu, bir de Denizli futbolcunun orada eliyle aldı zannediyor. Bıraktığını gittiğini şey durduruyor orada. Oyunu durduruyor. Onun dışında çok oyuna tesir etmedi. Allah'tan Denizli zaten yendi. Ama Galatasaray penaltı yazsaydı, Marco oyundan atılmasaydı, Fatih Terim sağ kenarında olsaydı bu maç farklı olabilirdi. Saydı. Ama şimdi Selçuk bizim kardeşimiz. Selçuk'u çok seviyoruz. Çok zor bundan sonra Fatih Hoca'nın oynayacağını düşünmüyorum Selçuk. Yani artık oyuna bence falan de sokar artık yani. Çok kritik maçta penaltıyı kaçırdı. Sinan abicim, bugün bitiriyoruz. Bitti. 2019-2020 sezonunda Cemil Usta sezonu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane ismi. İsmini
bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu ligimize taşıdı. Bu sezonun adı Cemil Usta sezonu oldu. İnşallah her şey güzel i̇nşallah, olur. İnşallah. Trabzon inşallah şampiyonluğa kovalar. Sonuna kadar kovalar. İnşallah. Trabzon bir renktir. Trabzon ayrıca işte eski futbolcusun adı verildiği için Trabzon'da o isme yakışır şekilde bu sezonun sonuna kadar gider. İnanıyorum gideceğinin kadrosu da çok iyi. İyi de kadro kuruldu. Ünal Hoca'ya da güveniyorum. Ertem, bu sene çok enteresan bir lig olacak. Enteresan hakem kararları göreceğiz. Enteresan şeyler olacak gibi geliyor. Bir takımın lehine bakalım ne olacak? Bir şey olacak mı falan filan? Bakacağız. Bir takım bir göreceksin. Bu ne demek istediğimi artık anlıyordur. Anlıyorsunuz neler söylemek istediğimi. Onun için yarın akşam buradayız zaten. Sezonun ilk programı. Yarın akşam. Bugün 17 Ağustos, 18 Ağustos oldu. Sinan Engin'in saat 01:26'da söylemiş olduğu bu sözleri, bu bölümü bakalım bu sezon kaç kere ekranlarınıza taşıyacağız? Çok değişik hakem hataları göreceğiz. Bir takımın lehine yapacak mı acaba? Diyelim. Çeşme'ye çok selamlar. Salı günü Allah'ın izniyle geleceğim. İsmail Tüfekçi abiye çok selamlar. Büyük Beşiktaşlı İsmail abime. Hasan Baba'ya, Hasan İzmirli'ye aynı şekilde. Çeşme'ye çok selamlar. Salı günü Allah'ın izniyle oradayız. 2-3 günlüğüne tekrar bir Çeşme yapacağız Ertem. Cim, yarın akşam tam kadro buradayız Allah'ın izniyle. Dediğim gibi Allah sakatlık vermesin. İnşallah her kulübün gönlüne göre bu sezon olsun. Hakem şansı versin. Delikanlı, yürekli hakemlere ihtiyacımız var. Bakın seyrettik. 3 tane bayan hakem vardı. Şahane maç yönettiler ama onlara yardımcı olan futbolcular da vardı. Biraz da futbolcularımıza da laf söyleyelim. Hakemlere de yardımcı olsunlar futbolcularımız. Onun için Allah hakemlere de hakem şansı diyelim Ertemciğim. Evet. Hayırlı akşamlar dileyelim. Evet. Bu arada Kayserispor Alanya Spor maçında Hikmet Hoca Kayserispor'da 15 yaşında Emre Demir'i oynatmış. Hikmet Hoca. Tebrik ederim. Hem Hikmet Hoca'yı kutlayalım hem de Emre Karaman'ı kutlayalım ki Emre çok yetenekli bir futbolcu. Çok çok başarılar diliyoruz. Evet, yarın akşam Türkiye'nin efsane kadrosu tam bunu kadro karşınızda olacak. Bir Emre, isim attım ben sana Emre. Onurcuğum, bir iki fotoğraf attım. Ne oldu onlar? Fotoğraflar geliyor. Can Kurtaran'a da çok selamlar Sertancığım. Bak, Edip'ciğim. Bizim Edip, Ertem. Lüçesku. Oo, çok selamlar. Edip. Hocam. Epey oturduk, sohbet ettik. Lüçesku'yla anlattık. Edip'le beraber, Edip kardeşimle benim. Tanıyorsun Edip'i zaten. Tanımaz mıyım? Edip büyük Beşiktaş'ta. Sevgiler. Edip'i çok seviyorum. Bir isim daha attım. Candır. Bizim zayıf çocukların. Bak benim ekibe. Çok benim selamlar. Ekibi Baho, Selim Baho, ve abisi. Selamlar. Beraber bakın nerede bizi seyrediyorlar Ertem'ciğim yazlıkta. Çok sevgiler, selamlar. Sağ olsunlar. Salı günü görüşürüz çocuklar. Sinan abi bugün bir ricada bulundular benden. Ne o? Minik bir Beşiktaşlı kardeşimiz Kasımpaşa'da oynuyor. İsmini söyleyeceğim şimdi. Hemen söyleyeceğim. Evet, söylüyorum. Nihat Rüzgar Eroğlu. Beşiktaşlı. Hasta Beşiktaşlı. Minik bir Beşiktaş taraftarı. Kasımpaşa'nın altyapısında oynuyor. 10 yaşında. Başarılar diliyorum. Fotoğrafı gelecek mi? Gelebilir mi? Nihat Rüzgar Eroğlu. Geliyor. Beşiktaşlı ve Kasımpaşa'nın altyapısında. 10 yaşında. İnşallah büyük futbolcu İnşallah. Olursun. İnşallah. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Çok sevgiler. Evet. Bizi izleyen tüm dostlara buradan kucak dolusu sevgiler. Bize Instagram'dan yazabilirsiniz. Sinan abinin adresi Sinan Engin. Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Sizleri çok seviyoruz. Bugün artık pazar oldu. Pazardan saat çalmaya başladık. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin efsane kadrosuyla bu akşam karşınızda olacağız. Saatler 23.30'u gösterdiğinde hoşçakalınız.